Birçok pozisyona başvuracak şekilde eğitimi aldım. Yeterliyim. Çok basit bir seviyede. Kurs bana bu konuda yeni bir çığır açtı, yeni bir ufuk açtı. Tüm sınıf arkadaşlarım ne kadar zorlansalar da ilk başta şu anda çok çok iyi durumdalar. Bizim aldığımız siber güvenlik eğitiminin içeriğine baktıkları zaman ooo falan. Kurslar önce işsizdim, şu an hayırlısıyla bir iş sahibim. Başladıktan sonra şunu fark ettim. Kursta bize öğretilen şeyler piyasanın çok üzerinde. Çok daha farklı yani. Hocalarına sorabiliyorsun birebir, böyle bir iletişimin olabilmesi çok güzel bir şey. Kurstan sonra nereden başlayacağımı ve kendimi nasıl geliştireceğimi öğrendim. Yani daha staja başlamadan iş buldum. Gerçekten çok mutluyum ve bu kadar iyi bir teklif beklemiyordum. Tamamdır. Arkadaşlar, herkese... Tamam, sizi müsait etmeniz lazımmış. Buyurun hocam. Kamerayı ben açamıyorum. Sizin izin vermeniz gerekiyor hostum. Ben ilgileneyim hocam şimdi. Tabii tamam. Ki tamamdır. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Bugün GIS 4. batch program tanıtımını yapacağız beraber. Bugün bizlerle Kasım Beyler ve GIS 1. 2. ve 3. batch'ten tecrübelerini paylaşacak arkadaşlarımız yer alacak aramızda. Bugün sunum planını belirledik. 105 dakika sürecek. GIS kursuna geçmeden önce Eurotech Study hakkında bahsetmek istiyorum. Öncelikle hocam, biz başlamadan şöyle yapalım. Kasım Bey'i ben alamıyorum host olarak. Galiba siz şey yapabilir misiniz? Co-host olarak ekleyebilir misiniz lütfen? Hemen bakıyorum. Şimdi açabilirsiniz tamam. Aynen. Şu an tamam. Müsait. Evet hocam. Şimdi oldu. Bizler Eurotech Study olarak ilk önce 2019 yılında IT alanında eğitim vermeye başladık arkadaşlar. 2020 pandemi sürecinde de kurslarımız JobCenter ve Agent for Arbeit üzerinden destekli hale geldi. Bugün de 8 farklı alanda kurslar vermekteyiz. Evet, binamız burada. Mutlaka bizle yüz yüze gelip konuşabilirsiniz. Çaya davet edebiliriz sizleri. Evet, şu an totalde 85 öğreticiyle kursiyerlerimize hizmet veriyoruz. Dediğim gibi 8-9 farklı alanda kurslar vermekteyiz. Bunlar için ise sunumdan sonra size telefon numaramızı bırakacağız. İletişim numaramızı bırakacağız. Oradan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ofisimizin adresi Oberursel'deyiz. Burada da onaylanmış olan Whiter Building programlarımız yer almakta. Cyber Security, Software Tester, IT Support, Full Stack, Data Science ve bunlara ek olarak artık Amazon Web Service kursumuz da başlayacak. Yani genel olarak Eurotech Study hakkında şöyle söyleyebilirim. Sistemin istediği IT alanları hakkında yeni kurslar oluşturuyoruz. Bunlar hakkında dediğim gibi tekrar bilgi alabilirsiniz bizlerden. Evet, az önce söylemiş olduğum gibi partner olduğumuz kurumlar, Gutschein kelimesini daha önce duymuşsunuzdur. Yani JobCenter destekli kurslar tamlamasını duymuşsunuzdur daha önce. Bugün de burada GIS kursumuz da JobCenter destekli olacak. Evet Kasım Hocam, müsaitseniz kendinizi tanıtabilirsiniz. Sözü size vermiş olalım. Evet hocam, teşekkür ederim. Ben Kasım. Harita mühendisiyim. Yaklaşık 15 yıla yakındır bu alanda ilgili çalışıyorum. Son 3 yıldır da Almanya'da aktif olarak bu alanda çalışıyorum. Whiter Building yapmıştım. Whiter Building'den sonra işe giriş süreci ve daha sonra ilk başta ve şu anda devam eden gönüllü bir GIS grubu ve aynı zamanda Eurotech Study ile beraber sertifikalı aktif takip ettiğimiz arkadaşlar oluyor. GIS 1 batch, GIS 2 batch ve GIS 3 batch olmak üzere. Şu anda 4. batch'teyiz. Evet, peki GIS nedir hocam? Soruları almadan önce bugünkü kursumuzun ana temel amacı nedir?
Bu alan hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Evet hocam. Bu soruyla çok yoğun olarak karşılaşıyorum. Sebebi de şu, sizin sayenizde son dönemde tüm dünyada yaygın olan cyber security, IT developerlar, işte testerlar veya da software developerlar, herkes duymuş, herkes biliyor. Ama GIS'i insanlar yeni yeni duyuyorlar, bu nedir diye soruyorlar. GIS, coğrafi bir GIS denir. Aslında klasik bildiğimiz coğrafya, hayat, çevremizdeki her şeyin bilgi teknolojilerinin kesişmesiyle dijitalleştirilmesine coğrafi bilgi sistemler diyebiliriz. Coğrafi bilgi sistemler alanında biz önce verileri işliyoruz. Önce veri girişi yapıyoruz. Daha sonra o verileri analiz yapıyoruz. O verilerin analizde yorumlar yapılıp şehir planlamaları, gelecek 10 yılın, 20 yılın, 100 yılın planlamaları yapılıyor. Ve bu analizler sonunda politikalar geliştiriliyor. Bir sürü etki çevremizde işte etkilendiğimiz her şey aslında açıkçası coğrafi bilgi sistemlerinin alanına giriyor yani. Öyle söylemiş olayım. Evet, coğrafi bilgi sistemlerinde iki türlü veri var. Vektör veriler, yani işte yol ağları, binalar, evler. Bunlara biz vektör veri diyoruz. Bir de uydu görüntüleri var. Bu ikisinin birleşmesiyle verileri önce giriş yapıyoruz, sonra analiz yapıyoruz. Onun için coğrafi bilgi sistemleri alanında iki farklı alan çalışabilirsiniz. Ya vektör verilerle hemdem olursunuz, o alanda ilerlersiniz ya da raster verilerle. Raster verilerle çalışan kişi sayısı normal vektör veri değerlendirme ve analizi yapan kişi sayısına göre üçte bir demeyeyim de yani beşte dördü GIS alanında çalışanların vektör veriyle çalışır. 1/4'ü de 5'te 1'i de yani yanlışım 5'te 1'i de raster veriyle çalışır. Onun için vektör veri daha çok revaçta. Yani bu aslında basit olan da vektör veriyle çalışmak. Evet. GIS hangi alanlarda çalışır? Hangi alanlarda kullanılır? Zaten haritacılık bu işin temelinde. Telekom şebeke yönetimi denilen internet ağlarının hazırlanması, yönetilmesi ve şu anda bizim de belki kurtumuzun veya punktu denilebilecek fiber optik planlama yıl tahmin GIS programlarını kullanarak yapıyoruz. Şu anda özellikle bu korona sürecinden sonra bütün dünyada hızlı internet mevzusu gündem oldu. Şu anda bütün ülkeler, dünya üzerindeki tüm ülkeler, Afrika'daki ülkeler dahil şu anda fiber optik ağlar döşüyorlar ki insanlar hem evden çalışabilsinler hem veri akışları daha düzgün, daha hızlı olsun gibi gibi. Elektrik dağıtım, şebeke yönetimleri, doğalgaz firmaları, su kanalizasyon, trafik, ulaşım, çevresel etki analizleri, madencilikte, sanayide, ekonomide her türlü alanda coğrafi bilgi sistemleri kullanılıyor. Hani bazı alanlarda çok fazla yoğun talep var. Mesela arazi ölçme ve değerlendirme dedikleri, yani Vermessung Almancası ve Türkiye'deki işte ölçme mühendisliği diyebileceğimiz alanda çok çok yoğun kullanılıyor. Ama sağlık alanında o oran daha da azaltılabiliyor. Veya madende bu oran daha azalabilir. Ama bazı alanlarda özellikle şu sizin paylaştığınız ekranda harita, telekom şebeke, elektrik vesaire bu alanlarda ulaşım planlama, çevresel etki, tarımsal orman yani şu ilk iki sırada ile alakalı çalışan bütün firmalarda Gitfahrkraft, Gitplanner ve Gitplan eleman arayışı var. Bu alanlarda çok çok rahat işe girilebilir. Teşekkürler Kasım Bey. Evet, içeriğimize geçebiliriz. Burada modüllerimiz yer alıyor arkadaşlar. Bunlar tabii şu an yabancı gelebilir. Kursa katıldıktan sonra zaten bunlar taşlar yerine Kısa oturmuş. anlatabilir miyim hocam? Tabii Biz ona geçiyoruz hocam. tamamdır. Hemen şöyle ArchKeys'le başlayabiliriz. Biz kursumuzun kapsamında neler öğretiyoruz arkadaşlar? Biz ArcGIS programını öğretiyoruz. Esri firmasına ait bir paralı yazılım. Yani QGIS'te öğretiyoruz. QGIS open source olan bir program. Açık kaynak kodlu. Siz de alıp indirebilirsiniz veya kendiniz geliştirebilirsiniz. Eklentiler ekleyebiliyorsunuz. ArcGIS'i öğretiyoruz. QGIS'i öğretiyoruz.
QGIS, Quantum GIS veya QGIS diye söyleniyor. ArcGIS, Esri firmasının ürünü. Bu da ArcGIS olarak ismi piyasada biliniyor. Almanya için söylüyorum. Kamuda ki çalışıyor. Yani kamudaki kamu kurumlarının %90'ının kendi tecrübelerini söyledim ki ArcGIS'te çalışıyor diyebilirim. Mesela çok yakında çalıştığım şirkette bir firmaya QGIS'ten veri formatı, QGIS'in GeoPackage formatından veri gönderdik. Dediler ki biz bunu okuyamıyoruz. Sonra sordum size QGIS kurulu değil. Hayır dediler biz ArcGIS'te çalışıyoruz. Bilgisayarlarda QGIS kurmuyoruz dediler. Onun için ArcGIS bütün dünyada yaygın olan, neredeyse bütün dünyada kamu kurumlarında kullanılan çünkü paralı bir program olduğu için özel şirketler bazen kullanmaktan kaçınıyorlar. Onun yerine ücretsiz olan, isterseniz şirketinize 100 bin tane, isterseniz 500 tane, isterseniz 1 tane kurun. Hiçbir para ödemenize gerek yok. QGIS kullanıyorlar. Biz kendi kursumuz kapsamında bu ikisini birden de öğretiyoruz. Hem ArcGIS'i hem QGIS'i. Devam edebiliriz hocam. Sonraki slide'a geçebiliriz. Siz Ahmet. QGIS'te dediğim gibi az önce açık kaynak kodlu program. Herkes Google'dan QGIS Heron tarladan, QGIS Doğru'dan, QGIS indir diye yazdığında bu programı indirip kullanabilir. Şirketinizin büyüklüğü ne kadar büyük olursa olsun hiçbir ek ücret ödemenize gerek kalmadan alıp çalıştırabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Kursumuzun kapsamında ArcGIS ve QGIS'ten sonra Python, PostgreSQL ve Glass Framework'ta anlatıyoruz. Bunları anlatmamızdaki sebep eğer kişinin yazılıma yatkınlığı varsa, bu alanda ilerlemek isterse bunları da göstermek istiyoruz. Sonraki slide'a geçebiliriz. Python'da yine açık kaynak kodlu bir program. Yani QGIS'te şu anda bayağı bir entegre kullanılıyor. ArcGIS'in ArcPy kütüphanesi, QGIS'in QPy veya işte QGIS Py diye adlandırılan kimleri iki farklı şekilde adlandırıyorlar, kullanılıyor. Ve bazı firmalarda ve bu alanda databank yönetiminde kullanılan PostgreSQL var. Biz bunun PostgreSQL ve PostGIS'i kullanıyoruz. PostGIS, PostgreSQL'in mekansal verileri, coğrafi verileri yansıtabilmek için olan eklentisine deniliyor. Kurs kapsamında bunu da gösteriyoruz. PostgreSQL ve PostGIS'i. Kasım Hocam, müfredatımızda mesela fiber optikle alakalı konular da var. Hani neden mesela bunu öğreniyoruz? O dikkatimi çekmişti. Fiber optik, evet. Bir önceki slide'da bir önceki kursun tanıtımında bunu eklemiştik. Kursta var. Belki de ondan dikkat etmiştir. Bir de bu alanda bayağı bir işe yerleşen arkadaş oldu mezunlarımızdan. Fiber optik planlama neden önemli bizim için veya Glass Fasa planı neden önemli bizim için? Dediğim gibi şu an bütün dünyada, bütün ülkelerde mesela LinkedIn'de ben bayağı bir takip ettim bu alanda firma var, kendi bu alanda çalışıyorum. Çok yoğun bir talep var. İster plancı olun bu alanda, isterseniz işte arazide tekniker olun, fiber optik. O şu anda paylaştığınız ekrandaki üst fotoğraftaki, mavi fotoğraftaki fiber optik kabloları kaynak yapan, Almancası şifreyi yapan eleman olun. Çok olağanüstü bir açık var. Bizim de açıkçası benim de çalıştığım alan olduğu için bu alanda arkadaşlara kurs kapsamında hap denilecek şekilde veriyoruz hapı. Arkadaş o hapı alıyor. Ondan sonra bütün bilgiler öğrenmiş olup piyasaya çıkmış oluyor. Yakın zamanda kursumuzun eğitmenlerinden birisinin çalıştığı firmada yine bizim kurs arkadaşlarından birisi iş başvurusu yapmış. Bayan şef gelip demiş ki yani biz bunları demiş insanlara bu da aylarca öğretiyoruz. Aynı arbeit und zeit yapıyoruz. Probe arbeit döneminde bunları anlatıyoruz ki öğrenebilsinler ki daha sonra çalışma başlayalım. Bu arkadaşlar demiş işte bizim başvuran arkadaşımız birazdan konuşacak olan bayan arkadaşımız için hazır öğrenip gelmiş, projesini sunmuş. Onun için bizim kursumuz kapsamında belki de bizim için en önemli alanlarda şu an arkadaşların çok çok hızlı ve çok rahat iş bulabilecekleri bir alan olan fiber optik planlama alanı için çok güzel bir konseptimiz var. Önce fiber optik planlama nedir onu anlatıyoruz. Daha sonra iki hocamız bu alanda tecrübeli ve ders anlattıklarında tüm öğrencilerin evet bu hocalarımız işin kompetanı dört dörtlük bir adetleri iki hocamız da proje takibi yapıyorlar.
Bütün arkadaşlarımıza projelerini çizdirtiyorlar. Daha sonra biz beraber kontrol ediyoruz. Ve arkadaşlar iş başvurularında da bu projelerini sunabiliyorlar. Ve şu ana kadar ikinci beşte bunu ağırlıklı olarak tam oturttuk. Şu ana kadar diyebilirim ki iş başvurularında arkadaşlar bunu kullanırken çok çok olumlu sonuçlar aldılar. Umarım bundan sonraki bütün beşlerimizi bu alanda arkadaşlar çok güzel sonuçlar alacaklar. Evet, iş fırsatları neler? Bu alanda GİS Specialist, GİS Fachkraft, Geomatika, Netplana olarak iş bulabilirsiniz. Evet, burada farklı farklı iş ilanlarını şu anda gösteriyor Serdar Hocam. Junior GİS Planner ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Nasıl bir beklentiler neler? Sizden avukabeleriniz, görevleriniz neler? İşte bu da mesela bu ilanda şu anda bulunan Junior GİS Planner'de burada diyor ki planlama ve proje yönetimi yapacaksınız. Fiber optik planlamada teknik planlar yapacaksınız. Materyal ve işte o çizdiğiniz planın materyal konseptini oluşturacaksınız. Materyal miktarlarını çıkaracaksınız ve dokümentasyon yapacaksınız. Yani arazide fiber optik ağ döşendikten sonra da dokümentasyon yapacaksınız. Ondan sonra onu ilgili işte Vodafone'sa Vodafone, Deutsche Glasfaser, Deutsche Glasfaser, Telekom'sa Telekom'a teslim edeceksiniz. Bunu tabii tek siz yapmıyorsunuz. Şirkete bir takım halinde yapıyorsunuz bunları. Sizden ne bekleniyor? İşte burada ilgi alanla alakalı bir Ausbildung, Erfahrung bekleniyor. Tabii biz de işte bu kurs kapsamında arkadaşlara ne yapıyoruz? Bununla alakalı projeyi çizdiriyoruz. Hem QGIS formatında, QGIS projesi formatında hem de PDF olarak arkadaşların planlarını, hazırlamalarını, projelerini hazırlamasına yardımcı oluyoruz. Arkadaşlar da daha rahat bir şekilde, daha özgüvenli bir şekilde iş başvuruları yapmış oluyorlar. Evet, burada gelirler var. Hocam biraz daha ekranı yaklaştırabilirseniz tam net gözükmüyor. Gelir meselesi arkadaşlar burada tabii sıfır tecrübeli insanlar değil. 1-2 yıl tecrübeleri göre yazmış ücretler bunlar. Gelir meselesi size bağlı. İşi ilk girişte kendini ispatlarsanız ve şirketlerin kendine göre bazı firmaların standartları var. O standartlar çerçevesinde bir işe kabul alıyorsunuz. Almanca ne kadar iyi olursa o kadar maaş yüksek olmuş oluyor. Çünkü işverenin ona göre size ben şey yapabilirim hocam. Ben yakınlaştırabilirim isterseniz. Sizde olmamışsa Serdar hocam. Tamamdır. Paylaşımı durduruyorum Ali Bey. Hı hı. Evet. Görünebiliyor mu acaba? Evet hocam. Bu eyaletlere göre Almanya'daki ücretler yazıyor. Bu tabii sıfır tecrübesiz bir elemana değil. Bunlar yani de 1-2 yıl tecrübeli kişilere göre yazılmış ortalamalar. Ama piyasada gördüm. Yani 1 yıl, 1,5 yıl tecrübeden sonra bu arkadaş buradaki yazan ücretlere çok çok yaklaşabilir. Onun için yani işe başlarken benim şahsi tavsiyem hep arkadaşlarım söylüyorum. Çok önemsemek lazım. Çünkü birçok eklentiyle beraber çok rahat bir konuma geçebiliyorsunuz. Önemli olan 1 yıllık tecrübe. 1 yıllık tecrübeden sonra hiç kimse sizin background'ınız, siz geçmişte öğretmendiniz, siz geçmişte sağlıkçıydınız, siz geçmişte XY mesleğinden geliyordunuz. Çok önemli değil. Onun için ben kendi GİS kurs sürecinde danışmanlık yaptığım bütün arkadaşlarım şey şu. İlk hedefimiz işe girmek. 1 yıl tecrübe. 1 yıl tecrübeden sonra kendinize güveniyorsanız, şirketinizde eğer memnun değilseniz, memnunsanız kalabilirsiniz. Ama memnun değilseniz 1 yıl tecrübeden sonra zaten çok çok rahat iş bulabiliyorsunuz. Ki zaten şu var, şunu görüyoruz. Arkadaşlar kendi Sync ve LinkedIn hesaplarını açıp bir yere çalışma başladıktan sonra hemen 2. 3. ayda recruiterlar, aracı firmalar arkadaşlara haftada bir, 2 haftada bir mesajlar geliyor. Bizimle çalışmak ister misin? Veya işte bir müşterimiz var bu alanda çalışan, sizi onunla görüşmek isteriz şeklinde çok fazla teklif alan arkadaşımız var. Evet, geçebiliriz hocam. Sonraki slide isterseniz. Evet. Burada yine fiber optik planlama alanında çalışan kişilerin aldığı maaş ortalaması yazıyor. Netplan olarak geçiyor bu arkadaşlar.
Tabii bunlar yine tecrübeli kişilere verilmiş maaşlar. Yani bir yıl tecrübeden sonra çok çok rahat maaşlara çalışılabilir. Şu anda özellikle fiber optik planlama alanında maaş ortalamaları normal GİS'çilere göre, normal GİS fakratların çok çok daha üstünde. Çünkü firmalar şu anda yarış halinde. İşte bütün Avrupa'da şu anda büyük yatırımcılar bu fiber optik alanına yatırım yapıyorlar. Yani yatırımcı firmalar. Onun için bunların verdiği desteği alan firmalar da normal piyasadaki insanlara ne kadar maaş alıyorsun? 3 bin mi? Hadi gel sen 4 bine çalış ben de. 4 bin mi? Al sana 4.500 gel benimle çalış diyorlar. Kamudan bile bir sürü istifa edip bu alana geçen üst düzey yöneticiler var yani. Piyasada yakinen gördüm. Devam edebiliriz. Bu da GIS Engineer diye geçiyor. Bazı firmalar bu veya bazı kurumlar bu kavramı kullandıkları için slayta bunu dahil ettik. Bu da genelde mühendis olup GIS alanında çalışan kişilerin kullandığı veya da bir iki tane firmada gördüm. Bütün çalışanlarına GIS Engineer diye ünvan vermişler. İşte 5 yıl çalışana senior demişler. Bu ünvanı kullandıkları için biz de sunumuza bunu ekledik. Evet. Dil seviyesi ne olmalı? Dil seviyesi ben bütün arkadaşlara söylüyorum. Yani bana soran hocam ben bu kursa başlayayım mı, ne zaman başlayayım, ne yapayım diye. Beruf C1 yaparsanız, olağanüstü rahatlarsınız. Özellikle şu anda kendim de şahit oldum. Mesela ben kendim Algeman C1 yaptım. Bu da Almanya'da yaşayan insanlar için konuşuyorum. Eğer Beruf C1 yaparsanız, Beruf C1 ise benim gördüğüm eşim de Beruf C1 yaptı. Oradan biliyorum. Eğer C1 yaparsanız Beruf C1'in de en az kitabın %50'sine hakim olup kursun %50'sine iyi derece hakim olursanız bence iş piyasasında şu an Almanya için söylüyorum ben çok çok rahat çalışırsınız. Kendi derdinizi çok rahat ifade edersiniz. Çünkü Beruf B2 ve Beruf C1 kitabında gördüğüm mevzu şu. O kitaplara hakim olan, o kitapları iyice sindirmiş olan bir insan meslek hayatında çok çok rahat eder. Çünkü o kavramlar, büro kavramları gerçek iş hayatında da çok çok rahat, çok fazla kullanılıyor. Çok rahat etmiş olursunuz. Bu arada Caner Bey aramıza katıldı. Evet. Merhaba, iyi Caner Bey, akşamlar. merhabalar, hoş geldiniz. Nasıl? Hocam, Caner Hocam bir dakika alacağım. Arkadaşlarımız şu anda birinci, ikinci ve üçüncü beşteki arkadaşları konuşturmak istiyoruz. Çünkü bu kursu ilk defa duyan insanlar oluyor. Biz de canlı şahitlerle, içinizdeki insanlarla yani eğitmenler, bizler veya da Serdar Bey, Halil Bey tarafı konuşabiliriz. Kursumuz çok iyi. Biz bu işin en iyisiyiz diyebiliriz ama bizi en iyi reklamcı yapacak olan kişiler öğrencilerimiz. Şu anda Caner Bey de üçüncü beşten bir katılımcımız. Caner Bey kendini tanıtabilirse GIS kursunu sürecini anlatabilirse şu an hangi aşamada ne yapıyor, neler öğreniyorlar, GIS öğrenmek kolay mı? Geçmişte GIS ile alakalı bir tecrübesi var mı? GIS programı geçmişte kullanmış mı? Kısaca bunlara cevap verebilirse memnun oluruz. Öncelikli olarak herkese iyi akşamlar. Ben önceden herhangi bir GIS tecrübem yoktu. Almanya'da yaklaşık 1,5 yıldır Almanya'dayım. Önümüzdeki hafta B2 sınavımı vereceğim. Fakat bu süre zarfında aynı zamanda GIS eğitimi almayı amaçlamıştım. Hafta sonları eğitimlerimiz oluyordu ve hani ben hem Almanca ile beraber ikisini bir arada götürebildim. Ve Haziran'ın sonu, Temmuz ayının başı gibi bu kursa başlamıştık ve evet biraz yoğun oluyor, zor oluyor fakat ya benim için hayata bir an önce atılmak çok önemli bir husus. Hani burada muhtemelen çoğu insan Job Center'a bağlıdır. Yani Job Center'a bağlılığımı yani kısa sürede atlatmak güzel bir duygu. Yani tavsiye ediyorum. Ve öğrenimi zor değil ama tekrarı gerekiyor. Yani her bir dersi gördükten sonra ben mesela bu dersin yani o gün ne öğrendiğimi en geç o hafta içinde tekrar edip hani notlarımı almam gerekiyordu. Bunları aldığınız takdirde dersleri görüyorsunuz ve şu an QGIS dersimiz bitti. Artık bunu projelendirme aşamasına başladık. Yani özellikle bu fiber optik kabloların altyapısının döşenmesinin nasıl gerçekleştiği, kabloların geneyim uygunlarının yani izinlerinin belediyelerden ya da Naturschutz için farklı Kreisverwaltung'lardan bunların nasıl alındığını yani direkt hap bilgileri öğreniyoruz. Yani biraz Alman mantalitesiyle çok şey yapmıyor yani hani Türk kafasıyla işin direkt özünü öğrenip
iş ortamına girmemizi sağlayacak bilgileri alıyoruz. Ve burada da hani öğretmenlerimizin iş başvurularında da bize tavsiyelerde bulunuyorlar. Yani bir CV nasıl hazırlanır, bunları nasıl sunabiliriz ve aynı zamanda kurs bittikten sonra da kısa süre içerisinde iş bulmak da bizler için önemli bir husus. Ve ben hani kursumun bitmesine yaklaştığım sırada da iş başvurularımı da yapacağım. Ve bu sayede de hani hızlı bir şekilde çalışma hayatına ve sosyal hayata daha hızlı adapte olacağımı düşünüyorum. Ve tavsiye de ediyorum yani şu ana kadar yani bu kursu almaya başladığımdan beri hiç pişman olmadım yani. Peki teşekkürler Caner Bey. Doğan Bey siz müsait miydiniz? Müsaitseniz sesinizi alabiliriz. Evet, Doğan Hocam da Caner Bey ile aynı kursta 3. 5'ten. 3. 5'ten iki arkadaşı konuşturalım dedik. Sesim geliyor mu? Müsaitim. Geliyor hocam. Konuşabilirsiniz. Evet Doğan Hocam, aynı sorular sizin için de geçerli. GİS'le daha önce bir tanışıklığınız var mıydı? Şöyle kısa özetleyeyim. Coğrafya öğretmeniydim Türkiye'de. Evet. Yani 1999-2000'li yıllarda bir CBS dersi almıştık 3 kredili ki o zaman yeni çıkmıştı. Coğrafya bölümüne eklenmişti. Yani 23 yıl önce öyle bir kısa görmüştük. O kadar bir temasımız var. Hiçbir şey hatırlamıyordum açıkçası. Burada da Almanya 5 yıl önce geldim. 3 yıldır da Folsay çalışıyorum normalde. Kargo sektöründe vesaire falan. Şu anda da bir teknoloji firmasında kamera montajı üzerine çalışıyorum. Şöyle 3 yıl önce Kasım Hocam ilk bu işlere başladığında kendisiyle bir görüşmüştük. Ben B planı olarak bunu yerleştirmiştim kafama ama ancak bu sene fırsat oldu. Hatta birinci batch grubuna ben bir kaydoldum ama bir ay geç kaydolmuşum. Sürece yetişemeyeceğim için sonra kaydı iptal ettirdik. Bir de şöyle hafta içi çalıştığım için kurs zamanı uymuyordu. Bu şu an hafta sonu kursu benim için tam böyle mükemmel uyum sağladı. O yüzden giriş yapmış oldum. Beklentilerimi karşıladı mı? Yani fazlasıyla karşıladı. Hatta ben mesaimin yetmemesinden hafta içi yoğun çalıştığım için hatta ekstra bir mini job da yapıyorum. Zaman yetmediği için ben bir kursa katılamıyordum hafta içi kurslarına. Kendi başıma acaba internetten işte YouTube videoları izleyerek bu işi öğrensem falan hatta işe giren birkaç kişiyle de görüştüm bu mevzuyu. Kendim bir şekilde çalışarak hani coğrafyacı olma avantajıyla da işe giriş yapabilir miyim falan diyordum. Bu fırsat çıkınca hemen değerlendirdim, kaydoldum ve şu an 2 aylık geçen sürede görüyorum ki tek başıma bunu başarma şansım hiçbir şekilde yokmuş. Programda inanılmaz yani şey öğrendik. Hem sektör bilgisine vakıf olduk hem QGIS'i çok net bir şekilde ana hatlarıyla kavradık. Neyi nerede bulacağımızı gördük. Artı yani sektörle başta Kasım Hocam olmak üzere kursu alan diğerlerinin hinterlandığı ilişki ağları vesaire falan bize işe giriş sürecimizde çok ciddi yardımcı olacağını keşfettim şu an. Bunu tek başına bir insanın başarma şansı çok zor diye düşünüyorum. Yani kursa katılacak kişiler için temel yeterlilik ne olmalı? Şöyle söyleyeyim. Yani alandan gelmesine hiç gerek yok. Diğer IT kursları alan, ben daha önce Data Science kursu da almıştım. Diğer IT kursları alan insanlara göre çok 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 avantajlı bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Biraz bilgisayar, yani temel düzeyde, çok temel düzeyde bilgisayar bilen insanlar için uygun olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarı seven, bilgisayar başında oturup bir şeyler yapmayı, uğraşmayı seven herkesin çok zevkle bu işi yapabileceğine inanıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama biraz bilgisayar, hani oturup klavye, mouse'la uğraşmayı seven insanlar için mükemmel, böyle zevkle çalışacağı bir alan olduğunu düşünüyorum. Peki teşekkürler Doğan Bey. Feride Hanım, sizler müsait miydiniz? Şu an panelist olarak ekledik sizleri. Müsaitseniz. Evet, evet ben de müsaitim. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Feride Hocam da ikinci beşten. Kursun bitmesine bir hafta kala ve iki hafta kala iş başvuru sürecine başlayıp inşallah olumlu bir sonuç alıp önümüzdeki haftalarda bu alanda mesai arkadaşımız olarak çalışacak inşallah. Feride Hocam'dan da açıkçası bu alanda iş kaç başvuru yaptı, iş görüşmelerinde ne sordular ve şu anki şirketiyle olan prosesi kısaca bize özetleyebilirse
arkadaşlar için de bir somut örnek olmuş olur. Evet, Kasım abi sağ olsun güzel açıkladı. İsmim Feride. Ben de ikinci beşte yer almıştım. Tamamen farklı bir alandan geliyorum. Yani Türkiye'de avukat olarak çalışmıştım. Coğrafyaya ilgim de açıkçası tam olarak yoktu. İlk kursa başladığımda deneyerek başladım. Hatta bir Halil Bey'le görüşmüştüm. Deneme talep ettim. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye böyle soru işaretleriyle başladığım bir kurs dönemi olmuştu. Şubat'ta başladığımız kurs işte yaklaşık geçen hafta sanırım yani birkaç hafta önce tamamlanmış oldu. Bu süreçte ben denemek istedim. Yakınımdaki illerde Kasım abiyle konuştuk. Bir iş başvurusu yapayım, göreyim istedim. Sanırım bu süreçte 3 yere başvurdum. Öyle hatırlıyorum. Evet, 3 yere başvurdum. İkisinden görüşme talebi geldi. E-mail aldım. Şaşırdım açıkçası çünkü eşim de başka bir alanda, IT'nin başka alanında iş başvuruları yaptı. Neredeyse 20-30 firmadan işte hani görüşmeye bile davet edilmedi. Direkt mail olarak ret aldı. Beni çok şaşırttı. Hemen pozitif bir dönüş almak. Bir görüşmemi telefonla yaptım. Şu an pozitif ilerleyen görüşmem online web interview dedikleri bir ortamda gerçekleşti. Bu ortamda 3 kişi olacağını söylemişlerdi ama 2 kişi katıldı. İşte Tim Leiter'in oluyor şirketten ve personel aptallıktan bir arkadaş katıldı. Açıkçası çok heyecanlıydım. Hiç alanla alakam yok. 6 aylık bir eğitim aldım. Özgüvenim maalesef çok iyi değildi. GİS konusunda uzmanlaştım mı bunu söyleyemeyeceğim ama çok güzel bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Yapmış olduğumuz proje var. Bilmiyorum arkadaşlar biliyorlardı. Bizim bence hani öncelememiz gereken bölüm diye düşünüyorum ilk başta belki glass faza alanı, fiber optik dediğimiz alan. Bu alanda yaklaşık 2 ay mentorluk desteğiyle bir proje hazırladık ve benim hazırlamış olduğum projenin PDF'lerini göstermem bile oradaki karşımdaki insanları çok etkiledi. Ekstra teknik sorular bile sormaya gerek duymadılar. İlk görüşmem pozitif geçti. İkinci görüşmede şirkete gittim. Şirkette bir görüşme yaptım. Tamamen kursta almış olduğumuz eğitimler de öğrenmiş olduğumuz sistem şu an şirketin işleyişinde geçerli. Bu beni çok etkiledi. Yani hani şirkete gittiğimde bilgisayarların ekranlarında bizim görmüş olduğumuz işte planlama sistemi QGIS açıktı. Hiç yabancı gelmedi. Çok tecrübeli gibi hani orada sorular sorabildim oradaki insanlara. Yani şöyle söyleyebilirim. İlk iş görüşmemde pozitif cevap aldım diyebilirim size. Ve bulunmuş olduğum şehirde bir yer. Almancamı sorarsanız görüşme yaptığımda B2'ydim. C1 kursuna gittim aynı zamanda bu arada GİS kursu devam ederken. İkisini birlikte idare etmeye çalıştım. Yani çok çekingen, ezberlemiş olduğum cümlelerle yapmış olduğum bir iş görüşmesiydi. Tamamen göstermiş olduğum projenin etkisiyle bence. Yapmış olduğumuz projeyle birlikte pozitif bir yanıt aldığımı düşünüyorum. Şu an beklemediğim Foresight'la alakalı kabul aldım bu arada. Hani bana bir teklif gönderdiler. Ama ben özel nedenlerle Tayside çalışmak istediğimi söyledim. Onda da pozitif yaklaştılar. İnşallah önümüzdeki hafta sözleşmeyi bekliyorum. Böyle. Bilmiyorum hani Ben Kasım abi sorularınız varsa hayırlı olsun Feride cevaplayabilirim. hocam. Teşekkür ediyorum. İnşallah hani sözleşmeyi alınca daha bir Hayır, emin yani olsun şu ama. anda mevzu yani en azından Foresight sözleşmeye okeydiniz. Tayside için de ben Evet. açıkçası bayan hocalarımız çok soruyor. Ben bu alan Tayside çalışabilir miyim? İşte dün de bir ikinci beşten bir hocamıza bir yere başvurması için öneride bulmuştum. Kendisi de bana hani Tayside ve işte hibrit yani home office artı bazen ofis gitme. Yani ben hep dediğim şey şu, ilk 6 ay şartlara uyup çalışmak lazım. Ondan sonra siz bunu teklif ettiğinizde şirketler sizin performansınızı ikna olduktan sonra hiçbir sıkıntı yapmazlar. Ben şu anda full home office çalışıyorum. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Belki de şirkete gidip yerine çalışsam bu kadar verimli olmayacağım. Çünkü yani şirket sizin gayretinizi, çabanızı ve işe hakimiyetinizi gördükten sonra yani Almanya piyasasında 3 farklı firmada çalıştım. Kimse ses çıkarmıyor. Herkes okey diyor. Yani ikinci firmam evime 200 metre mesafedeydi. Orada bile 2 gün gelmediler. Yani 3 gün gelebilirsin şirket dediler. Bizim sistemimiz böyle. Onun için home office çalışma veya hibrit çalışma imkanları olan bir imkan.
Feride hocamın da başvurduğu firma Almanya'da çok büyük bir holding ve grup olarak geçiyor ama bir sürü 20'ye yakın alt firması, tohta firması olan bir firma. İnşallah güzel bir örnek olmuş olur arkadaşlar. Teşekkür ederim Çok hocam. Sizin sormak teşekkür istediğiniz ederim. şey Küçük yoksa... küçük bir şey eklemek istiyorum Kasım abi. Hani benim sürecimde ben şöyle Kasım abiyle de çok kez konuşmuşuzdur belki. Bu burada almış olduğumuz eğitimin işte iş bulmak için yeterli olup olmayacağı konusunda çok tereddüt yaşamıştım. Kendisiyle de bunu çok kez konuşmuştuk. Bu konuda hani benim tecrübem çok pozitif oldu anlattığım gibi. Bu konuda soru işareti olan arkadaşlar varsa kesinlikle yeterli. Bunu da belirtmek istiyorum. Teşekkür Sağ ederim. olun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Size de hayırlı olsun. Eşinize de hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ Hocamla olun. da aynı dönem kursu bitirip biri farklı bir alan. IT'nin. Feride hocamın giriş alanında. Feride hocamı giriş alanında kazanmış olduk. Normalde düşüncesi farklı alan. İnşallah Teşekkür güzel ederim bir abi. Ben çok memnunum. İnşallah güzel başlangıçlar olur hepimiz için. Yeni umarım. yaşamımızda. Sağ olun. Burada istiyorum. Bizim zaten kendi bir giriş komünitemiz var. Orada mesleki olarak da işe giren arkadaşlar, yeni başlayanlara yardımcı oluyor. Evet, Yusuf hocamız var şimdi sırada. Serdar hocam. Yusuf hocamız da bizim 1,5 aylık hızlandırılmış bir özel, çok fazla açmadığımız, çok nadir açtığımız kursumuzun mezunlarından çok kısa sürede 1,5 ayda QGIS ve fiber optik planlama ve proje eğitimi alıp şu anda bir aya yakındır Güneyde, Bayern'de bir Alman firmasının çalışan arkadaşımız. Kendi tecrübelerini paylaşabilirse memnun oluruz. Herkese hayırlı akşamlar. Kasım hocamın da dediği gibi ben hızlandırılmış bir eğitim aldım. İlk önce ben yani o kursa başlamadan önce bir ay bir arkadaşımın yardımıyla GIS'le tanıştım ve birazcık kendi çabalarımla çalıştım. Fakat tek başına öğrenilecek bir şey olmadığına kanaat getirdik. Sonra Kasım hocamlar hızlı bir kur açılacağını söyleyince ben de bundan faydalanmak istedim. Sağ olsunlar bizi de kabul ettiler. Ve bir aylık bir kur oldu. Tabii biraz uzadı, 1,5 aya da şey yaptı. Fakat yani çok büyük, fazla bir şey var. Bu alanla alakalı terim var. Bu terimlerin tabii oturması, öğrenilmesi bayağı bir vakit alıyor. Ben en çok Kasım hocamın derslerinden çok faydalandım. Yani şu andaki işte görüyorum. Yani o terimleri bilmesem gerçekten çok zorlanırdım. Hala da zorlanıyoruz ama o hafifletti tabii. GİS-NBEM 5. dersi Kasım hocamın anlattığı ders gerçekten çok önemliymiş. Ben tekrar tekrar videolar izliyorum. Hatta bugün de biraz izledim. Yani hala çok faydasını görüyorum. Yani o zaman çok dikkatimden kaçan şeyler, terimler vesaire şu anda çok faydalanıyorum şeyden, o derslerden. Şimdi benim sürecim de şöyle oldu. İşte o bir aylık kurstan sonra başvurulara başladım. Yaklaşık 10-15 firmaya başvuru yaptım. Bu firma çağırmıştı. Ondan sonra tabii bu kursun sonunda biz de proje yaptık. O projeyi anlatmamı fırsat verdiler. Ben anlattım. Çok beğendiler projeyi. Fakat şu anda girdiğim firma QGIS üzerinden çok az çalışıyor. Ben QGIS'te yapmıştım projeyi. AND diye bir program var. Onu daha çok kullanıyorlar. Fakat o QGIS bilgimle dediler sana bunu öğretelim ve devam et. Yani QGIS de kullanılıyor ama çok az kullanılıyor bizim firmada şu anda. Ama buna rağmen aldılar. Şu anda bir aya yakın çalışmaya başladım. Yani ama gerçekten kursun çok faydasını gördüm diyebilirim. Yani onsuz biraz imkansız da diyebilirim yani. Bu Yani şöyle şekilde. söyleyeceğim, ben araya girmiş olayım. Yani firmalarda bir sürü Almanya'da kullanılan
ekstra programlar var. Bunları şu anda Almanya'da öğreten hiçbir firma yok. Hiçbir white bilim firması da yok. Ama bizim farkımız ne oluyor? Biz arkadaşlara İş Hocam bahsettiği gibi gerçek meslek hayatında olan projeleri hap bilgilerle anlatıyoruz. Yani ben mesela GİS'ten 5'te muhtedeşe burada siz bir fiber optik kanal projesinden sonra devletin, bakanlığın ve bakanlık için çalışan firmanın istediği bir format var. O formata göre vermek zorundasınız. Tabii biz bunları gerçek hayatta iş hayatında yaşadığımız için direkt ben onlara anlatınca hocalar da tabii olumlu yönleriyle faydalanıyorlar. Direkt iş hayatında aynısını kullanıyorlar. Yani siz GİS'in temel mantığını kavradıktan sonra, bir proje yaptıktan sonra bence bu alanda çok çok rahat her arkadaş çalışabilir. Önemli olan bütün arkadaşlara söylüyorum. Yani kursu öğrenip bir tekrar yapıp projesini arkadaşlar çok çok rahat bu alanda çalışabilir. Yusuf Hocam sizin mezuniyet bu alanla ilgisi var mıydı yoksa siz... Mezuniyet benim matematik. Yani bu alanla hiç bir alakam yoktu daha önceden. Hiç görmemiştim de. İşte bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendim böyle bir programı. Sonra biraz ilgim arttı. Baktım biraz benim fıtratıma da uyuyordu. Böyle çizim yapmak, planlama yapmak. Ondan dolayı bu alana şey yapmış oldum. Yöneldim yani. Yani şöyle söyleyeyim. İsram sizin yaş kaç sorabilir miyiz? 43. Evet. Şu anda geçen böyle bir düşündüm. İşe giren yaklaşık olarak şu anda plancı olarak işe giren 20'den fazla arkadaş var. Yaş ortalaması ya 39 ya 40 civarı. Onun için biraz yaşlılara hitap ediyoruz diye düşündüm. Genelde diğer kurslarda biraz da yaş ortalaması küçük gibi geliyor bana. IT, cyber security olsun, diğerlerinde olsun daha genç arkadaşlar, işe girenleri görüyorum ben LinkedIn'de, sizde. Bizim kurslarda işe giren arkadaşlar genelde 44, 45, 46, 46 olan çok az var. Onu dedim bir hatırlatmış olayım tekrardan. Yani dili hallettikten sonra bizim için yaş önemli değil. Bizim için kritik mevzu. Minimum Beruf B2. Evet, şimdi Emre hocamız var hocam. Son konuşmacımız kurslardan. Emre hocamız da bizim ilk 5'ten. İlk 5'ten ben geçen yanlış bir duyuru yapmıştım. 13 arkadaşımız vardı. 9 arkadaşımız şu anda iş buldu, çalışıyor. 4 arkadaşımız da süreçleri devam ediyor. Emre hocam yaklaşık 2 ay önce Stuttgart'ta başka bir firmada iş buldu. Kendisi bize GİS sürecini anlatabilir mi? Geçmiş hayatında GİS ile alakalı çalıştı mı? Şu anda kurs süreci işte nasıl geçti? Ve iş yerine nasıl bir başvuru yaptı? Hangi alanda çalışıyor? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Benim kurs sürecim geçen sene Ağustos ayında başladık. 2020 Şubat ayında kursumu bitirdim. Kurs sürecim gerçekten çok verimli geçmişti. Hafta sonlarında ben kurs sürecinde full time çalışıyordum. O yüzden hafta sonlarım da dolu geçeceği için biraz endişem vardı. Acaba vakit yetiştirebilir miyim? İşten sonra çalışabilir miyim? Nasıl yaparım diye düşünürken. Ama bir baktım kursun sonunda 6 ay içerisinde. Yani hepsi bitmiş ve hiç zorlanmadan bu kurs sürecini atlattım. Kursunun içeriğinde herkesin de söylediği gibi GİS programımız var. Program ilk başta çok karmaşık gelebiliyor. Çünkü bir anda konunun içine giriyoruz 1-2 hafta sonra ve çizimlere başlıyoruz, alanları belirliyoruz. Karmaşık geliyor ama şu an ben iş hayatında şunu fark ettim. Artık oradaki tools'ları çizerken hani ilk başta o zorlanacağım her şeyi böyle ansızın elim gidiyor. Yani tuşlara böyle tek 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 bakıyorum, sonra kendime bile şaşırdığım oluyor. Ya ben bunların hepsini nasıl öğrendim? Bunların hepsini tabii ki bu 6 ay süreç zarfında hocalarımızın emekleriyle oldu. Daha sonra tabii ki ben kursun bitiminden sonra... Emre hocam ara girebilir miyim? Emre hocam kurs sürecinde ben hep yaşlı, benden bir 10 yaş herhalde aramızda fark var. Ben onun için arada bir kısardım kardeşim olarak. Az da çalışıyorsun, evet. Derslerini takip etmiyorsun, ödevleri yapmıyorsun diye. Evet. Ya bu arada herhalde ya kursun en genç, hadi ben daha benden genç olarak kursa başlayan, ben 30 yaşındayım. Kursa başlayan daha görmedim. Şöyle bir şey var. Etrafımda çalışan da kursa abilerim de ve şunu hissediyordum. Bazı abilerim 40 yaş üstü ama benden daha iyi kavradığında görüyordum. Mesela diyordum nasıl yapıyor? Hatta ben soruyorum böyle, abi şunu nasıl yaptın? Yani çok
Yaşla bir alakası kesinlikle yok bu arada. Yani bazı abilerim gerçekten cevherdi kurs sürecinde. Daha sonra devam edersem eğer Şubat ayında kursum bitti. O arada ben kendime kurs sürecinde bir praktikum ayarlamıştım bir firmada. Mart, Nisan, Mayıs aylarında Mayıs'ın başına kadar 2 ay süreyle bir praktikum yaptım. Mayıs ayından sonra da praktikum bu arada ben direkt Glass fazla sektöründe telekomla çalışıyordum ve telekom praktikumla telekom üstünde telekom firmasıyla beraber çalıştım. Bu telekom üzerinde baya bilgi sahibi oldum ve bu alanda devam etmek istiyordum. Ya yani ben bundan sonra çalışırsam telekom firmalarıyla çalışırsam kendimi daha iyi hissedeceğimi düşünüyordum. Daha sonra Mayıs ayından Mayıs, Haziran, Temmuz ya yani ortalama bir 3 ay boyunca iş arama sürecim oldu. Bu kadar uzamasının sebebinin en büyük sebebi de benim bir home office istememem. İki, Baden-Württemberg, Stuttgart, Mannheim, işte Freiburg tarafında iş yeri aramamdan dolayı. Çünkü teklifleri aldım. Köln'den, Darmstadt'tan, daha sonra işte bu diğer Berlin tarafından teklifler aldım. Ama ben bu tarafta kalmak için reddettim. Home office de reddettim. Çünkü home office'te ilk başta iyi öğrenebileceğimi düşünmüyordum. Ki şu anda da nasıl Stuttgart'ta bir iş buldum ama burada da bir şekilde de home office çalışıyor gibiyim. Çünkü benim çalıştığım Abteilung'da telekom üzerine hiçbir çalışan yok. Sadece ben telekom çalışıyorum. Yani yanımdaki başka bir bölümde çalışıyor. Yani hiçbir şekilde ona sorup şunu nasıl yaparız diye diyemiyorum. Yine home office oldu. Ha şu da var. Home office ilk başta çok korkuyordum. Yapamam edemem diyordum. Ama çok da basit olduğunu yani daha da kolay olabileceğini çünkü sadece sizin mentor oluyor size bu ilk girişte işi öğreten bir hocanız mentorunuz oluyor. Bununla iletişiminiz güzelse birbirinizi anlayabiliyorsanız çok güzel akıcı bir şekilde gidiyor. Bu arada benim Almancam B1 seviyesinde B1 iken başladım ama geçen sene bir yıl bir firmada çalıştığım için başka bir alanda ben elektrike olarak diplomam onaylandı. Elektrike olarak çalışıyordum. Bu sürede birazcık Almancamı geliştirmiş olabilirim. O yüzden anlaşmamda çok sıkıntı çekmedim. Tabii ki bu ileri seviyede bir Almancam yok. İhtiyacı çok fazla hissediyorum. Kelime bilmediğim çok fazla kelime var. Çalışma sürecinde de hem de praktikumda da Almancamı birazcık da ilerlettim. Hiç değilse benim bu görebildiğim kurs yani işle ilgili görebileceğim kelimeleri öğrenmeye çalıştım. Sonuç olarak ilk ben şeyden de bahsetmek istiyorum bu mülakatlardan. Hemen ben praktikum bittikten sonra mülakata çağrıldım. Mülakatta Mannheim tarafındaydı ama ben orada Türk firmasıydı. Ama ben de oraya gidince Türkçe kendimi ifade ederim. Bu arada Glaspas'ı da öğrendim herhalde yaparım diye düşünüyordum ve kendimi çok hazırlanmadan gittim. Gidince orada fark ettim ki kimsenin Türkçe konuşmadığını, firma Türk olsa da herkes Almanca ve kendimi iyi anlatamadım, ifade edemediğimi orada hissettim. Zaten onay alamamıştım. Daha sonra diğer tabii ki ben bu süre zarfında 20-25 tane şirkete başvurdum. Baden-Württemberg'de aradığım için birazcık sınırlarım oldu ve bunun içinde daha fazla yani şöyle söyleyeyim başvurma ihtimalim çok yoktu her firmaya. Firmanın daha sonraki işte ben bu ilk başvurudan sonra şu an kendimi ifade edemediğimi. Yani bu benim büyük bir tercih oldu. Ben gidiyorum iş görüşmesine gidiyorum. Orada kendimi ifade edemediğimi anladım. Ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra açtım bütün kurs boyunca telekomdan öğrendiğimiz işte GIS alanında öğrendiğim projeleri hocalarımızın bize anlattıklarını. Çünkü bir projem yoktu. Ben hepsini PDF yaptım. Sonra bir slide hazırladım. Sonra bunun karşılarına şu anki çalıştığım firmaya da öyle çektim. Ve slide hazırlarken, PDF hazırlarken öyle bir rahat hissettim ki. Çünkü Almancayla bildiğini anlatmak gerçekten hani böyle hayali bir şey anlatmak. Biz işte şu planı yapıyoruz, şunları evlere, şu kabloları döşüyoruz, şunları Einblasen yapıyoruz falan demek. Hayali olarak anlatmak gerçekten zor. Ama ben PDF yapıyorum. PDF üstünde bir slide gösterirse onu anlatırken adamlar beni sessizce böyle neredeyse yani 15-20 dakika sürecek şeyi benimle 1 saat 15 dakika benim anlatışımı dinlediler yani. Ve bunun sürecinde çok memnun kaldılar. Bekledim ve ikinci görüşmeye de çağırdılar. Görüşmede pek belki haber yani
bilmiyorum daha önce karşılaştın mı ama çok fazla soru sordular ilk görüşmede. Ya ne yapıyorsun, nereden geldin, işte bölümün ne, neden böyle şey yap. Ya biz bunları çok fazla konuştuğumuz için ikinci görüşmeye çağırdığımda ben bunları tekrar sormazlar diye normal işle ilgili şeye gittim ama benim şansıma da ikinci görüşmeye olabilir. Geşes Füre, yani o firmanın sahibiyle karşılaştık ve benim görüşmeye o geldi. Çok stresliydi ama çok şükür elhamdülillah onu da hallettik. Ve şu anda bir firmada başladım. 2 ay oldu. İnşallah bakalım hayırlısıysa devam edecek. Biraz uzun konuştuysam kusura bakmayın. Öyle. Teşekkürler Emre Bey. Bence gayet iyi oluyor. Çünkü öğrenciler hani kendinizden de yerinize koyduğunuzda siz de ilk bir kursa katıldığınızda hani her şeyi duymak istiyorsunuz. Sonuçta hani öğretmenlerin söyleyeceği şeyler farklı, öğrenciler farklı oluyor. Çünkü Evet. aynı şeyleri yaşıyorsunuz yani potansiyel olarak. O yüzden hatta belki öğrencilerimiz yine tekrar sizleri ve diğer az önce konuşan arkadaşlarımız Tabii tekrar ki. isteyebilirler böyle zorda kaldıklarında. O konuda buyurun Eğer hocam. soru, yani şu an soru alabiliyorsak, eğer merak edilen bir şey varsa söyleyebilirim. Yani cevaplamak isterim. Şu an alabiliyorsak eğer, yoksa bekleyeyim. Şöyle yapabiliriz Emre Bey. Zamanınız varsa sunumun en sonunda soru cevaba geçeceğiz. Zamanınız olursa mutlaka katılabilirsiniz. Eklemek istediğiniz bir konu olursa. Ha, tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Tekrardan. Halil Bey şu an slaytı geçebiliriz. Evet, bizi farklılıklar neler var arkadaşlar? Bizi farklılıklar arkadaşlar bahsettiler kurs sürecinde. Yeni kursta bunu bir sonraki 5'te biraz daha derinleştirme kararı aldık. İşte artistten sonra bir proje, QX'den sonra proje, fiber optik projesi diye. Yani bizim avantajımız eğitmenlerimiz hepsi Alman piyasasında çalışan arkadaşlar. Size direktmen hap bilgileri veriyorlar. İhtiyacınız olan şeyleri verip sizi direktmen iş piyasasına hazırlıyorlar. Yani ilk dediğim gibi ilk kurstan 13 arkadaş vardı, 9'u işe girdi. Şu an ikinci kurs 1-2 hafta yani bir hafta tam diyebiliriz bitti. Şu an 3 arkadaşımızın olumlu süreci oldu. Arkadaşlar bu haftadan itibaren kendilerine sertifikalarınızı aldıktan sonra başvurmaya başlayabilirsiniz dedim. İnşallah bu haftadan itibaren de arkadaşlarımız işe başlıyorlar. Kendi şahsi öngörüm kurs performanslarını düşünerek söylüyorum. Yani 6 ay içerisinde 15'e yakın arkadaşın Alman piyasasında çok rahat işe girebileceğini düşünüyorum. Yani ilk 3 ayda da tahminci 25 kişiden 12'si işe girer diye kendime bir hedef koydum. Onunla yönelik de şu an arkadaşlara danışmanlık yapmaya çalışıyoruz. Şuraya başvurun, şunu yapın, işte şu firma home office alır, şu almaz. Bu firmaya yakın kişi varsa başvursun, yoksa başvurmasın gibi danışmanlıklar yapıyoruz. Farkımız bunlar. Piyasayı biliyoruz. Hangi firma hangi tür eleman alır, alırken neye dikkat eder? Arkadaşlara bunlar yakalıp tüm tüyoları vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız için tam hakkını vererek arkadaşlara da nokta atışlı başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Aslında 2-3 gün önce Twitter'da bir resim görmüştüm. Hoşuma gitmişti. Aslında bence yeni kursun bana göre mottosu, kendime göre onu belirledim. Bakarsan uzak olur, yürürsen yakınlaşır. Bizim GIST'te de öyle. Yani ve IT'nin tamamı öyle aslında. Uzaktan bakarsan bakıyorsun sana zor geliyor. Ama ona doğru yürümeye başladığında o da sana doğru yürüyor ve o kavrama, işi öğrenme, sahiplenme ve o alanda kendinin bir şeyler yapabileceğini yanıma artıyor. Onun için benim şahsi kanaatim arkadaşlar bu alanda ilerlemek istiyorsanız, bilgisayar başına durmayı seviyorsanız buyurun gelin GİS spesyalist olarak başlayabilirsiniz. Kursumuzda iki arkadaşımız, ilk kurstan bir arkadaşımız, ikinci kurstan da bir arkadaşımız Bolight olarak başladılar. Onlar da fiber optik planlamanın arazide döşenirken dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat ediyorlar. Belki ikinci bu kursun ikinci tanıtım programında bir veya iki tane de ilk kurstan bir arkadaş, ikinci kurstan diğer arkadaş getirip bir Bolight neler yapar, bu kursta öğrendikleri neler işine yaradı, onu sormuş oluruz. Böylelikle bu alanda çalışmak isteyen inşaat mühendisi, makine mühendisi,
şehir plancı ve benzeri bölümlerden veya arazide boğulayıcı olarak çalışmak isteyen, ben masa başına duramam ama arazide çalışabilirim diyen arkadaşlara bu konuda da danışmanlık yapabiliriz. Kursumuzun içerisinde modül olarak fiber optik planlama ve QGIS'i öğreterek sadece bu ikisiyle yardımcı olabiliriz. Bir hocamız de soru cevap kısmında bunu yazmış. Modüler eğitim. İşte sadece QGIS RTC modülü olarak veriyor musunuz? Bunları bu kursun içerisinde modül olarak verebiliyoruz. Onunla alakalı Eurotech İstadi firmasıyla irtibata geçebilirseniz Serdar Beylerle yardımcı olurlar. Evet. Şu anki yine açacak kursumuzun içeriği böyle. Tabii bu kurs içeriği full job center'lı gelen arkadaşlar için geçerli. Privat gelen arkadaşlar için bu kursun süreci bu kadar olmayacak. Onu da söylemiş olayım. Çünkü Guldşah'a yeni gelen arkadaşlar bilgisayar nedir, parçaları nelerdir den başlayıp bütün tam kapsayan bir eğitim alacaklar. Privat gelen arkadaşlara ise yapacağımız şey direkt hap bilgiler verip onları daha kısa sürede ve verdikleri ücretin karşılığı olacak bir kısmı öngörüyoruz. Çünkü ikisinin içeriği birbirinden farklı. Burada diğer tarafta IT Grundlagen, IT Basic farkı var ve Python, PostgreSQL farkı var ve onların kurs süreci daha fazla olacak diğer arkadaşlara göre. Privat gelenler ArcGIS proje, QGIS proje, GlassFasa ile QGIS proje iç içe ve işe giriş süreci desteği, CV hazırlama, yani Lebenslauf hazırlama ve Anschreiben hazırlama desteğinde bulunacağız arkadaşlar sadece. Kasım Bey, bir ekleme yapmak istiyorum. Privat gelecek olan arkadaşlar da belli başlı bazı konuları biliyorlar. Mesela QGIS'i biliyor, ArcGIS'i bilmiyor. Onun bilgilendirmesini yapayım. Modül modül katılabilirsiniz kursumuza. Hangi modülü almak istiyorsanız. Bunun için zaten size iletişim numaramızı bırakacağız. Oradan detaylıca konuşabiliriz. Bize kendinizden bahsedebilirsiniz. Evet, yani burada bunu söylerken aslında onu vurgulamak önemli. Arkadaşlar biz size birebir danışmanlık yapıyoruz. Eurotech Study firmasıyla bizimle yani irtibata geçtikten sonra kendi ihtiyacınızı belirtirseniz biz de size nelerin lazım olduğunu söyleyebiliriz. Onun için web sitemizde ön kayıt kısmı var. Oraya kayıt olup telefon ve e-mail bilgilerinizi girdikten sonra biz sizinle irtibata geçip kursa kayıt sürecinde size neler lazım veya Gutshine'ı Job Center'dan Gutshine alması için teklif hazırlanması, teklifin verilmesi, gerekse Job Center'la görüşülmesi süreçlerinde yardımcı oluyoruz. Bunun için tek önemli kriter şu, sizin Eurotech Study web sayfasına girip orada ön kayıt yapmanız ve telefonu beklemeniz. O telefon geldikten sonra da kendi beklentileriniz, talepleriniz neler? Onları bize açık açık anlatmanız. Ondan sonra biz sizinle inşallah süreci devam ettiriyoruz. Peki, teşekkürler. Halil Bey, evet, geriye gelebiliriz. Evet, sınıflarımız hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Sınıflarımız maksimum 25 kişiden oluşmakta. Hani siz daha önce üniversite veya dil okuluna gitmişsinizdir. Hani burada kişi sayısı çok önemli interaktif bir öğrenim için. Bu arada Kasım Bey, Discord harici bir iletişim kanalı olacak mı yine? Onu sorayım size. Discord yani şu şekil burada iletişim araçları grubun şeyine göre durumuna göre karar veriyoruz ama Discord bizim asıl programımız diyelim. İnşallah yeni dönemde Eurotech Study ekibimizle beraber daha da kaliteli ve daha interaktif arkadaşların katılabilecekleri ders içerikleri sunumları şu an mesela eğitmenlerimize süre verdik. Bütün derslerin sunumlarını bize teslim edecekler. Biz onları dosya haline getireceğiz yeni kursumuzda ve sunumların kalitesini daha da arttırdık. İşte bununla alakalı Discord'dan veya da işte bizim Canvas'tan, eğitim portalından arkadaşlar girdiklerinde bütün hepsini görmüş olacaklar. Yani biz de kendimizi her gün daha iyi nasıl yapabiliriz, daha ileriye nasıl gidebiliriz çalışmalar yapıyoruz. İkinci beşte her kurstan sonra anketler yaptık. Arkadaşların beklentilerini karşıladı mı, karşılamadı mı? Neleri iyi yapamadık, neleri iyi yaptık? Bunları hepsini test ettik. Bütün derslerden sonra mentor hocamız Arif Bey'in yardımıyla. Arif hocam 3. kursta ve ondan sonraki kursa da inşallah bize yardımcı olacak. O konuda yani arkadaşlar
dersi verdikten sonra kendileri de görüş ve yorumlarıyla bizlere destek oluyorlar. Evet, Arif Bey'le de mutlaka kursa katılırsanız tanışın. Kendisi çok iyi bir insan. Güzel geçineceğinizi düşünüyorum. Zaten Discord ve Canvas platformlarımızı kursun ilk günü anlatılacak arkadaşlar. Neye nasıl erişebileceğiniz vesaire. Geçebiliriz Ali Bey. Sadece şunu söyleyeyim hocam. Yani bu kurs neden 25 kişi? Bu kursun ilk başlangıçta da Halil hocamlarla konuşmuştuk. Bizim kurslarımız interaktif oluyor. Mesela şu an daha iyi nasıl yapabiliriz? Görüşmeleri yapabiliriz. Bırak sen. Evet, pardon. Daha iyi nasıl yapabiliriz şeye geliyor. Çalışmaları yapıyoruz. Bununla alakalı mesela şu anda şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar eğitim sürecinde bizden beklentileri nelerse biz bunları direktmen Eurotech Study firmasındaki danışman hocalarımıza konuşuyoruz. Arkadaşlarımız işte Canvas'ta şu tool'dan memnun değiller. Bunu daha nasıl artırabiliriz? Bununla alakalı toplantılar yapıyoruz. Yani şuna geliyorum. Siz beklentilerinizi söyledikten sonra bizden cevap almanız çok kısa sürede oluyor. Umarım birinci, ikinci, üçüncü, beşte katılan arkadaşlarla konuşursanız kursun süreci hakkında çok daha net bilgiler elde etmiş olursunuz. Peki hocam, teşekkürler. GoodShine ile katılım. Evet, bunu birçok öğrencimiz soruyordu. GIS 4. batch'imiz artık GoodShine ile katılabileceksiniz arkadaşlar. Sürecin nasıl ilerlediğinden kısaca bahsedeyim. Sitemizden kayıt olurken veya müşteri hizmetlerimizle beraber konuşurken size kayıt linki gönderiyoruz. Orada zaten kayıt formunda GoodShine ile katılmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Bunu belirtmenizin ardından sizlerle tekrar iletişime geçiyoruz. Size bir IQMUS test yapıyoruz. Yani bir yetenek testi yapıyoruz bu süreçte. Yetenek testi genel IT kavramlarıyla alakalı bir sınav yapıyoruz sizlere. Bu sınavı geçtikten sonra sertifikanızı ve birkaç tane daha Angebot Flyer iletiyoruz sizlere. Ardından asistanınızla beraber görüşmüş oluyorsunuz. Bunun takibini beraber yapmış oluyoruz arkadaşlar. Sorularınız olursa zaten bu konu hakkında devam etmiş olacağız. Buyurun Halil Bey. Sorular. Tabii buyurun Halil Hocam konuşsun, sonra ben araya gireyim. Benim kameramı tekrardan açabilir misiniz? Tabii ki hemen. Şu an açabilirsiniz. Arkadaşlar, uzun bir zamandan beri biz Job Center ile ilgili sürecimizi yönetmeye çalışıyoruz. Malum arkadaşlarla konuştuk. Birkaç arkadaşımız da buna dair bize geri dönüş yapmıştı. Ya hatta GoodShine alan arkadaşlarımız var. Şu anda geri dönüşü bekliyoruz. Bizim tarafımızdan yapılacak hemen hemen her şey yapıldı. Bu 9 Ekim'de kursa başlamayı ümit ediyoruz. Biraz sonra kurs başlama tarihine geldiğimiz zaman da konuşacağız. Geldiğinizde normal hafta içi kurslarımız olacak ve Job Center'dan katılabiliyor olacaksınız. Eğer bir aksilik olursa beklediğimiz süre zarfında bu bitmese ne olacak? Onu da şöyle, Job Center'ın gelmeme ihtimali yok. Yani sertifikanın gelmeme ihtimali yok, öyle diyeyim. Fakat biraz sürecin uzamasıyla alakalı problemlerimiz var. Eğer 9 Ekim'de biz başlayamazsak Job Center'da, bir sonraki ayda başlamayı ümit ediyoruz. Bir aylık bir erteleme olacak kursumuzu. Ertelediğimiz zaman diliminde size her birinize teker teker aktaracağız. Ondan sonra başlamış olacağız. Buyurun Kasım Hocam. Bir şey unuttum, kusura atmayın. Evet, devam edeyim ben slide isterseniz. Burada müsaadeniz olursa ben arkadaşlara birkaç şey anlatayım. Hocam diyeceğim şey sadece buyurun. Chat kısmında Frager Answers, yani sorular ve cevaplar kısmında arkadaşlar sorular var. Onlardan zamanı soran arkadaşlar vardı. Onu diyecektim, onu unutmuştum. Tamam. İsterseniz onlara kursun, yani bu programın en sonunda soru cevapları hepsini cevaplandıralım. Sorularını arkadaşlar yazarlarsa memnun olurum. Yani o BA kısmına. Tamamdır. Buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar, Job Center'dan kurs verilmeye başladıktan sonra kursun müfredatı ve biraz önce gördüğünüz üzere şeyleri değişecek. İşleyiş şekli değişecek. Daha öncesinde cuma
günü arkadaşlar ders tekrarı yapıyorlardı. Cumartesi, pazar günleri normal derslerini yapıyorlardı. Toplam haftalık 8-10 saatlik yapıyorduk. 10 saatlik bir programımız vardı. Artık bu değişecek. Ve hafta içi 20 saatlik kurs programımız olacak. Bu 20 saatlik program canlı derslerle devam edecek. 20 saatlik de size support desteği vereceğiz. 23 haftadan değişen neler var? Biraz önce gördüğünüz üzere projelerin sayısı arttırıldı içerik olarak. Ayrıca IT Araya Grundlagen. Buyurun, buyurun. girelim. Siz tam onu diyordunuz, IT. Yani bu kursun bence diğer kurstan, önceki kurstan en büyük farkı şu. Job Center'lı olan arkadaşlar için bilgisayar bilgisini az bilen ve bilgisayarla aram yok hocam, ben hiç çalışmadım diyen arkadaşlar için ilk başta 40 saatlik bir IT Grundlagen, IT Basic veya diyebileceğimiz temel seviyede bilgisayar bilgisi bunlar verilmiş olacak. Dolayısıyla kursa başlayacak olan arkadaşlar bunları öğrenip gelecekler. Yani biz normalde şu an hafta sonu kurslarında arkadaşlara belki yarım saat 10 dakika bunu anlatıp geçiyorduk. Şimdi daha uzun sürede bunu anlatmış olacağız. Bu bence arkadaşlar için o korkuların kırılması için büyük bir etken. Buyurun hocam, kusura bakmayın. Araya girdim. Estağfurullah. IT Basic ile başlayacağız arkadaşlar. Sonra QGIS, ArcGIS ve diğer konuları alacaksınız. Kursun sonunda ekstra diğerinde olmayan, bir öncekinde olmayan Şifra Fördönük olacak. Şu anda Eurotech Stadyum olarak bir partner firmamız var. Speak isimli bir firmamız. Job Center'dan gelen arkadaşlara özellikle burayla ilgili bir account veriyoruz. Bu account'la insanlar şunları yapabiliyorlar. Birincisi, ve her biriniz biliyorsunuz, Rosetta Stone isminde bir program vardı. Duymuşsunuzdur. Kendi aplikasyonu var. Bilgisayardan da keza insanlar girebiliyorlar ve kendi kendilerini yetiştirebilecekleri bir Almanca portalı mevcut. Bu Almanca portalı ise şöyle. Henüz portala ilk girdiğinizde size bir sınav yapılıyor arkadaşlar. Sınavda çıkan ders seviyenize göre, Almanca seviyenize göre size alıştırmalar veriyor. Ayrıca siz sınavdan sonra şeyinizi belirleyebiliyorsunuz. İlgi alanlarını bize belirleyebiliyorsunuz. Hangi ilgi alanlarınız var? IT ise IT veya dijitalleşme ise dijitalleşme, bilmiyorum GIS ayrıca var mıdır? Buna dikkat etmedim. Fakat belirlediğiniz ekstra alanlara göre size alıştırmalar veriyorlar. Birinci kısmı bu. İkincisi, haftalık şıprak kafeler var arkadaşlar. Müsait olduğunuz herhangi bir zaman diliminde 6 kişiden oluşan, 6 ila 8 kişi arasında katılımcıdan oluşan şıprak kafelere katılabileceksiniz. Her istediğiniz zaman diliminde 45 dakikalık programlara katılıyorsunuz. Ana dili Almanca olan insanlardan istediğiniz konuda. Çünkü size yaklaşık haftalık bir 50'ye yakın farklı farklı alanlarda şey açılacak, tema açılacak. Bu temalardan istediğine girip katılabileceksiniz. Üçüncüsü, bu konuların haricinde ayrıca Almanca webinarlarımız olacak. Bu webinarlarda Almanca, iş Almancasını öğrenme süreci, mülakatlara hazırlık süreci, mülakat süreci, mülakattan sonra işe girdiğimiz zamandaki ilk bir hafta, 6 ay ve sonrasındaki zaman dilimi bu şekilde formülize edildi. Tamamen burada hedeflenen kısım şu arkadaşlar. Teknik bilgiyle ilgili bir problem yaşamıyoruz. Net biz bunu arkadaşlarımızdan gördük. Mezun olan arkadaşlarımızın her birisi. Biraz önce arkadaşlar kendileri de söylediler. Feride Hocam söyledi, Caner Hocam söyledi. Diğer arkadaşlar da söylemişlerdi. Gazi Hocamlar da ilk girdiklerinde işe aynı tepkiyle geri dönmüşlerdi. Teknik olarak herhangi bir aksaklık olmuyor. Fakat dille ilgili daha fazla çaba sarf etmemiz lazım geliyor. Bu çaba malumunuz tek başına olabilecek bir şey değil. İnsanlar yardıma ihtiyacı oluyor. Bunun için güzel bir uygulamamız başladı. İnşallah buradan da arkadaşlar istifade edebiliyor olacaklar. Bunun da ekstrasını söylemiş olayım. Yani şöyle söyleyeyim ben hocam. Yani biz bu mesleği öğretiriz. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Eğitmenlerimize güveniyoruz. Eğitmen kalitemize güveniyoruz. Tek kritik mevzu şu. Dil meselesi. Dille kendini ifade edip bildiğini pazarlamak.
Bunu arkadaşlar yapabilirlerse ben kurstaki arkadaşların %80'ini çok rahat iş bulabileceğine inanıyorum. Yani süreci yavaşlatan tek etkili ben dil olduğunu düşünüyorum. Onun için bu konuda arkadaşlar kendileri de gayret ederlerse bizim de gayretini de över. Ortaya süper bir sinerji ortaya çıkmış olur. Hocam bu net bizim kurslardan sonra işe giren arkadaşlardan da aldığımız geri bildirim. İşte teknik olarak problem yaşamıyorlar. Herhangi bir alanda. Bizim mezun olan arkadaşlarımızdan sadece GIS programında insanlar yok. Siber güvenlikte, IT support'ta, Estet'te, web development'ta her bir alanda arkadaşlar işe girdiler ve geri dönüşler şu şekilde oldu. Biz Almanya'daki junior pozisyonunda bizden beklenen için çok üzerinde iş verebiliyoruz. Bununla ilgili gerçekten problem yaşamıyoruz. Fakat toplantı prosesini, bir teklif verme prosesini veya rollerin dağıtılmasını bunları kurgulamakta zorluk çekiyoruz. Ve toplantıda herhangi bir şekilde konuşacakken problemler yaşıyoruz. Ve bundan dolayı arkadaşlar bizi, firmalar bizi Almanca kursuna gönderiyorlar ki böyle şeyler var. Biz öncesinde kendimiz nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Ve gerçekten güzel, bizim de tavsiye edebileceğimiz privattan insanlar gidebileceklerse ayrıca bizim haricimizde de yani bu kursa katılmamak durumu olursa arkadaşlarımızın tavsiye edebildiğimiz fix isimli firmadan bu hizmeti alabilirler. Ha, şu şeye gelelim isterseniz. Kasım Hocam ben burada size bir soru sormak istiyorum. Bu projeden kastınız hocam tam olarak ne? Arkadaşlar bir proje yaptık diyorlar. Yani biraz ete kemiğe büründürsek ne yapıyoruz biz projede? Katılımcı arkadaşlara bilgi versek bununla ilgili. Tabii gerçek hayatta gerçek hatta iş alanında arkadaşların eğitmenlerimizin karşılaştığı projenin bir benzerini data analytics kurallarına göre bizim kendi verilerimizle oynadığımız verilerle orijinal verilerle değil de bizim kendi oynadığımız verilerle arkadaşlara gerçek hayatta bir firmaya girdiklerinde önlerine hadi bu senin mentorun gel beraber yap veya işte belli bir mentorluktan sonra belli bir eğitimden sonra hadi gel beraber bu projeyi yapacaksın. Bu da senin Afka ben dedikleri şey biz arkadaşlara kurs sürecinde iki hocamız oturup tane tane anlatıyorlar ve daha sonra arkadaşlar projelerini istiyorlar. Mesela bugün eğitmenimiz Muhammed Hoca'yla daha sonra dün akşam konuştum. Dedim hocam bugün gerekirse dersi bir hafta uzatalım. Kendisi belki burada katılımcım değil bilmiyorum ama dersi gerekirse bir hafta uzatalım ama şu an projeyi çiziyor arkadaşlar. Bütün sorularına teker teker cevap verelim. Hiçbir arkadaşın projenin ortasında açık kalan bir sorusu olmasın. Biz gerçek hayatta iş yerinde arkadaşların yapması gereken projeyi kurs sürecinde onlara tamamlatıyoruz. Ve mesleki Almanca kavramlarının hem Almancasını hem İngilizcesini gösteriyoruz. Arkadaş iş yerine girdiğinde veya bir iş sunumu yaptığında veya biz bütün arkadaşların iş başvurularında bu sunumu kullanmalarını istiyoruz. Ben kendim de kontrol ediyorum. Arkadaşlarım bana gönderilerini istiyorum. Ondan sonra bunu iş görüşmesinde anlatıyoruz. Sebebi de şu. Çünkü işveren şöyle düşünüyor. Ben kendi de hani işveren olarak işe alım ekibinde bulunuyorum şirketin. Şunu yapıyoruz. Gelen kişinin bu mesleği biliyor mu? Kavramları biliyor mu? Biz bunun için ne kadar bir aynı Arbeit umzeit, bir işe alışma eğitim süreci harcayacağız onu düşünüyoruz. Çünkü amaç şu minimum eğitim, daha doğrusu minimum zamanlı bir eğitimle maksimum verim. Biz de arkadaşların işverene ya ben bu kavramların %80'ini senin bana soracağın şeylerin %80'ini ben biliyorum. Aha bu da projem sunmak istiyorum. Bana imkan ver. Ondan sonra sen de benden verim kazan diyoruz. Şu ana kadar aldığımız izlenim çok çok iyi. Umuyorum ki bu kursta zaten proje yapan arkadaşlar büyük bir geri bildirimlerin etkisiyle 3. ve 4. ve 5'teki arkadaşlar da projenin ehemmiyetini farkına varmış olacaklar. Şu anda 3. kurstaki arkadaşlar Doğan Hocam veya Caner Hocam'ın olduğu 3. ve 5'teki arkadaşlar projeye çok ciddi bir emek harcıyorlar. Görüyorum ben sürekli grupta yazışıyorlar. Hocam şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır birbirlerine soruyorlar. Projemiz bu. Yani aktif iş hayatında yapmaları gereken projeyi biz onlara kurs sürecinde öğretiyoruz. İş yerine girdiklerinde zaten ben bunu kursa yapmıştım diyorlar.
Okey hocam. Praktikum kısmıyla ilgili normalde bir sözümüz yoktu arkadaşlara. Fakat elimizden geleni yapacağız demiştik. Arkadaşları praktikum firmalarda praktikum yapmalarını sağlamak amacıyla çaba sarf ettik. Bununla ilgili geri dönüşleriniz nasıl oldu hocam? Bu konu hakkında da bilgi verebilir misiniz lütfen? Yani şu şekilde piyasayı bildiğimiz için bazı firmalar diyoruz ki arkadaşlar burada praktikum başvurusu yapabilirsin. Bazen diyoruz ki bu firma direkt iş başvurusunda bulunur. Praktikum yapmaları gereken yani praktikum yapmak isteyen arkadaşlar varsa çevrelerine başvurabilecekleri firmaları söylüyoruz. Ama dediğim gibi kurs yaş ortalaması genelde 35-45 arası olduğu için arkadaşların çoğusunu bu projeyle beraber direktmen iş hayatına sunmak istiyoruz. Çünkü ben açıkçası praktikum taraftarıyım. Çünkü praktikumda maddi hiçbir beklenti olmadan 3 ay boyunca ve 2 ay boyunca sürekli öğreniyorsunuz. İşveren de sizden size karşı bir maddi yükümlülüğü olmadığı için size öğretip sizi görüp ona göre iş almak istiyor. Eğer praktikum olursa süper olur. Ha, biz bu konuda arkadaşlara birebir danışmanlık yapıyoruz. Lebenslauf hazırlama, Anschreiben hazırlama ve hangi firmalar praktikum başvurabilir, hangileri başvurulmaz. Çünkü bazı firmalar kesinlikle praktikum imkanı sunmuyorlar. Ama aynı firma iş başvurusunda bulunduğunda sizi görüşmeye çağırıyorlar. Bu konuda desteğimiz bununla geliriz. Bu kadar diyebiliriz. Teşekkürler Kasım Bey. Dilerseniz şimdi soru cevaplara geçebiliriz arkadaşlar. Az önce Halil Bey tekrar etmişti zaten. Hani 9 Ekim'de start vereceğiz. Lakin Job Center kabulünü bekliyoruz. Bir ay sarkabilir. Bu durumlardan haberdar olmak için ben buraya hemen kursun linkini bırakıyorum. Ayrıca telefon numaramı atacağım. Buradan ön kayıt olabilirsiniz. Bu kayıt niteliği taşımaz. Sadece kurs hakkındaki gelişmeler olduğunda sizleri tekrar ulaşabilmemiz, arayabilmemiz için ön kayıt yapmanızı rica ediyoruz. Kursun başlama tarihinde zaten böylece size kesinliğini anlatmış oluruz. Bu arada sesli soru sormak isteyen varsa arkadaşlar parmak kaldırabilir. Tolga Bey müsaitse hemen kendisini alabiliriz. Tolga Bey'in sorusunu gördüm ben. Kendisi yerde Almanya değil, yurt dışında bu alana çalışabilir mi diye sormuş. Öğrettiğimiz programlar QGIS, ArcGIS tüm dünyada kullanılan programlar. Yani bu programları aldıktan sonra o bulunduğu ülkenin dilini biliyorsa, İngilizce ise İngilizce, Fransızca ise Fransızca çok çok rahat çalışabilir. Bu konuda kriter mevzusu bulunduğu ülkenin dilini bilmesi. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Almanya'dayım ben. Hatta Stuttgart'a yakın taraftayım. İnşallah ziyarete de geleceğim. Cevap verdiğiniz için de teşekkür ederim. Kursun dili Almanca mıydı hocam bu arada? Onu da sormak istedim de. Kursumuzun dili Türkçe. Bundan sonra Şubat ayında 5. beşimizi açacağız. 5. beşte dil Almanca olmuş olsun inşallah. Bu da Job Center destekli bir kurs olacak. Orada full Anladım. Almanca, kursun dili Türkçe olmuş olacak. Üç olacak. Hocam şey sormak istiyorum. Benim inşallah şeyimde sınavım da Ocak'ta bitecek ve belki şey soracağım şey de aslında şununla alakalı. Soruda da yukarıda da var aslında da. Hocam fiber optik kablo döşeme bunların projelerini hazırlama vesaire. Hocam bu işin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani malum teknoloji çok hızlı ilerliyor. İşte uzaydan internet verme vesaire gibi çalışmalar var. Bildiğim kadarıyla belki yanlış da biliyor olabilirim. Siz yakın ve uzak gelecekte yani bir 10 yıl ve 20 veya 25 yıl sonrasında bu şeyin geleceğini nasıl görüyorsunuz hocam? Teşekkür ediyorum söz hakkı verdiğiniz için de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Hocam 50 yıl minimum çalışırsınız. 50 yıldan sonra da zaten emekli olmuş olursunuz. Şöyle söyleyeyim hocam. Almanya 40 yıl, 30 yıl önce döşediği boruları şu anda yeniliyor. Şu anda iş 2018'de tam olarak başladı diyeyim. Öngörülen 2045'te bitmesi. 2045'te bittiğinde de 2018'de döşedikleri ve planladıkları boruları değiştirecekler. Yani Türkiye'de de bu böyleydi. Altyapının bir sabitliği yok. Nüfus arttığı için işte depremler vesaire, yer değişikleri, nüfus artışı gibi etkenler sürekli talep artıyor. Almanya ve Avrupa özel için söylüyorum. Türkiye'de belki siz çalışırken bir kamu kurumundan izin almanız, bir ruhsat almanız, işe başlama çok kolaydı. Burada siz bir proje çiziyorsunuz, bir genehmigung almanız 6 ay sürüyor. İkinci bir o konuyla alakalı başka bir genehmigung almanız 3 ay sürüyor.
Şu anda Gazi Hocam beni dinliyor. Kendisi ilk batch'imizde mezun oldu. Gene planner olarak falan çalışıyor. Dolayısıyla bu işin Almanya için söylüyorum ben. Minimum daha bir 25 yıl çok çok rahat, çok rahat ekmeği yenir. Ama şu an Alman firmaları bütün dünyadan iş almaya çalışıyorlar. İşte şu anda fiber optik planlama için söylüyorum. Österreich, Avusturya daha yeni başladı. İngiltere yeni başladı. İrlanda yeni başladı gibi gibi. Yani bu işin sonu yok. Yurt dışından firmalar da buralar için iş yapmaya çalışıyorlar. Bulunduğunuz ülkenin dilini biliyorsanız kullanılan programlar QGIS, ArcGIS her şey aynı. Mantık aynı, birebir aynı. Kritik mevzu dersleri takip edip ödevleri yapmak. Bulunduğun ülkenin dilini konuşabilmek. Yani fiber optik olmaz. Yani sadece fiber optik alanında mı iş bulacağım ben? Hayır. Yakın zamanda mesela bir hocamız başka bir firmaya başvurdu GİS specialist olarak. Firma kabul etti. O firmada da normal belki fiber optik değil de başka işle uğraşacaktı. Yani bu alana alakalı sadece fiber optik diye düşünmüyoruz lazım. Zaten kursun kapsamında sadece fiber optik veya QGIS diye sınırlamadık. İşte içine PostgreSQL, Python da ekledik. Bunlar da var. Developer olarak çalışmak isteyen arkadaşlar varsa, kendi geçmişte bu konuyla alakalı bir backgroundları varsa bu yönde de ilerleyebilirler. Bu tamamen sizin kendi kararınız. Ha, şu anda Net Planner olarak çalışmanın öyle çok çok açık olduğu için çoğu arkadaş ona başvuruyor. Ama arkadaşlar diğer yönde ısrar etseler o alanda iş bulurlar. Teşekkürler hocam. Diğer sorular hepsini cevapladık mı bu arada? O zaman ben soru cevap kısmına en üstten itibaren cevap verip geleyim. Anonim izleyici sormuş. Demiş ki Python ve PostgreSQL bilgisi olan için sadece ArcGIS ve QGIS hızlanmış programı ne zaman? Bununla alakalı hızlanmış programımız yok. Bu kurs kapsamında modüler olarak bu eğitim veriyoruz. Serdar Bey ile veya Eurotexter firmasıyla iltibata geçerseniz bu konuda size yardımcı oluruz. Emre Bey'in tecrübe aktarımı çok iyi oldu. Evet, Emre Hocam ilk kursta orta seviyede çalışarak işe giren bir arkadaşımız. Bazen kızardım ben. Halil Hocam sormuş, kurs tarihi, ders saatleri hangi saatler arasında olacak? Söyleyebilirseniz sevinirim. Halil Hocam kurs ders saatleri 9 Ekim'den itibaren başlayacak. 9 Ekim, yani eğer şu anda bir sıkıntı varsa 9 Ekim. Eğer Job Center süreciyle alakalı bir sıkıntı olursa da bu kursu tamamen Job Center başlayacağımız için 15 gün, 20 gün, 1 ay ertelenebilir ama şu anda öngörülen başlaması 9 Ekim. Evet arkadaşlar, 9 Ekim'de başlamayı düşünüyoruz. Eğer bir aksilik olması durumunda 20 Kasım'da ikinci başlama tarihimizi vereceğiz. Bir ay aşağı yukarı olmuş olacak. Biz 9 Ekim'den önce sertifikasyonuna dair arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Şu anda iki tane başlama tarihi var. İnşallah yetişir ve 9 Ekim'de başlarız. Evet. Privat ne kadar sürüyor? Privat kısmı eğer kurs başladıktan sonra siz sadece privat kısmına katılacaksanız kursun başlangıcı şöyle olacak. Bütün kurslar yani kurslarda QGIS, fiber optik planlama, ArcGIS. Yani sizin privat bir kursa katıldıktan yaklaşık olarak 3,5 ay sonra kurs bitmiş olacak. Ondan sonra onun birebir de CV hazırlama, Lebenslauf hazırlama, Anschreiben hazırlama süreci olacak. Onun için de toplu bir şekilde yapmıyoruz bunu. Herkese birebir görüşüyoruz. Kursa katılan her arkadaşın birebir Lebenslauf hazırlama ve Anschreiben hazırlama görüşmesi olur. Onun için privat katılan bir arkadaş kurs başladıktan 3 ay sonra çok rahat iş başvuruları yapıp sonuç elde edebilir. Tahminimce şu an hani kursun tam başlama süreci tam belli olmadığı için yani 9 Ekim mi 20 Kasım mı bir şey diyemiyorum ama QGIS proje, ArcGIS proje ve fiber optik planlama toplamda yaklaşık 3,5 ay sürecek şekilde planlandı. Şöyle ben şey yapabilirim hocam. Arkadaşlar IT Basic kısmını Job Center'la başlıyoruz. Job Center arkadaşlarla. 2 haftalık bir kısım var. Privat arkadaşlar buraya katılmayacaklar. ArcGIS'e başlayacaksınız. 80 saatlik bir kısım olacak. 15 saatlik ArcGIS proje olacak. QGIS olacak. QGIS proje olacak. Glassfish'e var mıydı hocam? Privatta yazdık mı? Yapı var Bakalım. hocam. Privatta QGIS, ArcGIS ve Glassfish var sadece. Evet tamam. Bir de CV hazırlama. Glassfish'a dolduktan sonra sizin burada programınız bitmiş olacak arkadaşlar. Yaklaşık 80 saatlik dediğimiz 2 hafta 40. Evet. Hocam şu 3,5 ay. Evet Eğer 3,5 ay falan sürüyor. evet.
Mehmet hocamız sormuş. Terimlerle alakalı bir çalışma oluyor mu? Evet, bizim kursumuzda direktmen bu işin Almanca terimleriyle çalışıyoruz. Eğer yurt dışından katılan bir arkadaş olursa da İngilizce çevirmeye çalışıyoruz onu. Terimlerle alakalı bir sıkıntı yaşanmadan yani iş hayatına giren arkadaşlar belki de en rahat konulardan birisi olur. Kursta iş hayatına da kullanacak bütün terimleri değil de yani birçok terimi öğretiyoruz. Ve bunlarla alakalı PDF'ler, dokümanlar veriyoruz. Bunları okursanız, sesli takip ve sesli okursanız iş hayatına rahat edersiniz diye arkadaşlara telkinlerde bulunuyoruz. Kasım Farklı Hocam, kurs ücretleri hakkında bir soru gelmiş. Hemen onu söylemek istiyorum. Privat arkadaşlar için 1500 artı 2000 euro şeklinde. Ödeme peşinat ve taksitlendirme şeklinde geçiyor. 1500 kurs boyunca totalde ödediğiniz miktar, yani 1500'ün belli bir kısmını peşinat veriyorsunuz. Bunu müşteri hizmetlerimizle konuşarak hallediyorsunuz. Ardından geri kalan kısmı taksitlendiriyorsunuz. Artı 2000 dediğim kısım ise işe girdikten sonra ödemeniz gerçekleştiriliyor. Siz işe girdikten 3. ayınızdan itibaren sizleri arıyoruz. Bir tebrik ediyoruz öncelikle yeni işiniz hakkında. Ardından 2000 euro'nun taksitlendirmesi hakkında konuşmalar gerçekleştirmiş oluyoruz. Buyurun hocam. evet. Mehmet hocam, farklı ülkelerde iş imkanları farklı ülkelerde değil mi? Her alanda. Yani bütün dünyada bu programlar kullanılıyor. Yani şu anda ArcGIS'in veya QGIS'in kullanılmadığı hiçbir ülke yok. Kullanılmadığı GIS'le alakalı hiçbir iş yeri de yok. Onun için yani kimi firmalar değil mi? Sadece ArcGIS'e çalışıyorlar, kimi QGIS. Kamu kurumlarının çoğusu ArcGIS diyebilirim. Yani onun için veya fiber optik planlama veya Python, PostgreSQL dünyanın her tarafında bu alanlar hakkında iş arıyorsanız İş ilanlarına bakabilirsiniz. Hepsinde istenen şeyler. Onun için sadece bulunduğunuz ülkenin dilini bilirseniz yeterli. Yani siz bunları Türkiye'de bilirseniz Türkiye'de çalışırsınız. Bu Türkçe. evrensel bir dil hocam. Yani IT en nihayetinde ve her tarafta aynı şeyler var. Bir farkı yok. Müzik neyse bu da aynı. Matematik neyse aynı. Öyle değil mi? Evet. Evet. Mehmet Hocam demiş, ticari faaliyetlerle alakası olan kişiler açısından öğretilenler bağlamına bakış açısı nasıldır? Ticari faaliyet derken yani pazarlama birimi pazarlamacı mı arkadaşımız pazarlama yönü işletme mezunu bir arkadaşsa yani bu alanla alakalı eğer kendi yetiştirebilirse danışman olarak da çalışabilir. Bütün firmalarda bu yönler var eğer bunu soruyorsa. Çünkü ben daha önce çalıştığım firmada bir amacımız da buydu. İşte programı tanıtıyorduk. İyi yönlerini gösteriyorduk. Neler yapılabilir? Ondan sonra ilgili kamu kurumu veya firmaya bu programı satmaya çalışıyorduk. Sattıktan sonra kurulumunu yapıyorduk. Bakım, onarım yapıyorduk. Bununla alakalı bir anlaşma yapıyorduk. Yani eğer ticari olarak bahsettiği yön buysa evet piyasada bu alanda ihtiyaç var. Evet. Soru cevap kısmına sorusu olan var mı başka? Merhaba, GIS bu işlerde mesai saatleri ortalama ne kadar? Bir de bilgisayar başında çok zaman geçirmek ne gibi sağlık problemleri oluşturuyor? Sağlık problemi oluşturmaması için ilk başta oradan başlayayım, geriden geleyim. Spor yapmanız lazım. Bu size kalmış bir şey. Düzenli spor yaparsanız bir sıkıntı yaşamamış olursunuz ama mesela ben home office çalışıyorum yaklaşık 10 aydır aralıksız olarak. Hiç yani ofisim evime 500 km mesafede, belki 2 ayda bir gidiyorum. Yani kalkıp yürüyüş yapmazsanız, spor yapmazsanız, bir sportif faaliyete katılmazsanız tabii ki sürekli oturmaktan kaynaklı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz, kilo alabilirsiniz. Onun için bu sizin şahsi mükellefiyetiniz olamış. Yani kimse sizi işvereniniz bu konuda zorlamaz. Bu size kalmış bir şey. GIS mesai saatleri bütün şirketlerde, kamu kurumlarında 40 saat. Ama Almanya'da gördüğüm şey şu. Yani Ken Arbeit Zeit dedikleri 9'la işte mesela veya 10'la 3 arası adam diyor ki patron size şirkette olman lazım. İstersen saat 10'da gel. Akşam saat 8'e kadar çalış. İstersen saat 7'de gel. 4'te çık, 3'te çık. Mesela bir önceki çalıştığım firmada Cuma günü şirkette çalışan kişi sayısı toplamda 10-15 kişiydik. Çünkü herkes hafta içi Pazartesi, Perşembe 6.30-7'de mesaiye başlıyor. 4.30-5'e kadar. Cuma gününde full çalışmıyorlardı. Yani mesela bizim Cuma günü sabah haftalık toplantı oluyordu. Toplantıdan sonra adam ayrılıyordu. Ben çalışmayacağım diyordu. Zaten çalışma saat takip sistemi vardı. Orada saatini doldurduğu için çok rahat ayrılabiliyordu. Çoğu firmada bu var. Olmayan firmalarda eğer siz kendinizi ispatladıktan sonra kimse size mesai sormaz. Çünkü insanlar ürüne bakıyorlar.
verilen görevin neticesinde ürün elde edilebiliyor mu? Ha, çalışan bunu elde edebiliyor. Yani ben kendi buna bakıyorum çalıştığım insanlarla. Onun için diye, yani çok rahatladım diyebiliyorum. Ürünü verdikten sonra, işini bittikten sonra çıkabilirsin işin varsa. Ama normal mesai saati haftalık 40 saat veya 38,5 saat firmalarda. Feride Hocam mesela kendisi eşi de işe başladığı için özel sebeplerden dolayı işte 35 saat, 30 saat en son yanlış hatırlamıyorsam sözleşmesi 30 saat olarak geldi. Şu an işte onunla alakalı kararını verip gönderecek. Yani normalde ben bu alanda geçmişi olmayan birisi için biraz zor olabileceğini kendisine söylemiştim. Ama firma kurumsal bir firma. Yıllardır bu alanda, GİS alanda olan bir firma. Planlama alanında olan bir firma. Çok rahat da evet dediler, sıkıntı çıkarmadılar. Yani benim kendi şahsi tavsiyem 6 ay çalıştıktan sonra firmadan 35 saat, 30 saat veya işte bu çalışma saatleri hakkında talebini belirtten sonra kimse size karşılaşmaz. Gördüğümde o insanlar bu konuda aşırı hoşgörülü. Kamu kurumunda da staj yaptım burada. Orada da işe geliş saatleri size bağlı, çıkış saatleri size bağlı. Sadece orada mesela Kern arbeit saat vardı. Saat 10 ile 3 arası kesinlikle orada bulmanız lazım. Veya da eğer home office çalışıyorsanız online olmanız lazım. İsterseniz sabah saat 7'de başlayın, isterseniz 8'de başlayın. Evet, başka sorusu olan arkadaşımız varsa sorabilir. Yoksa biz devam edebiliriz. Kurs başlama tarihlerini söylemiştik. Kurs sürecini de söyledik. Ya bu kursun şu anda Job Center'lı olup hafta içinde alınmasının en büyük avantajı şu oldu. Ders saat sayısı arttı. Belki hafta sonu olan kurslarda biraz takvim yetiştirmek için bazen daha az örnekli konuyu anlatıp geçebiliyorduk. Ama yani şu an yeni planlamada daha çok saat ve daha çok örnekle yapmak istedik. Bu konuda yeni gelen arkadaşlar avantajlı. Soru cevap olan arkadaşlarımız varsa, sorular olan arkadaşlarımız varsa cevap verebiliriz. Hocam, Privat kursa başlama tarihi belli mi diye soruyor arkadaşlar. Privatla aynı. Job Center başladıktan 2 hafta sonra başlamış olacağız arkadaşlar. 2 hafta Job Center'la beraber başladığımız kurstan 2 haftalık IT Grundlagen var. Ondan sonra Privat arkadaşlar başlamış olacaklar. Evet, ha, chat kısmına gelen sorular. Bu işin Almanca'nın önemli olduğunu vurgulandınız. İngilizce de önemli mi? Olması olur mu? Ve hangi seviyede olmalı? Yani şu anda işe giren arkadaşların hiçbirisinin Almancası da 4-4'lük değil. Hepsi sonradan Almanca öğrenme. Son 5 yılda, 4 yılda, 3 yılda öğrenen. Ne kadar iyi olursa o kadar iyi olur. İngilizce de bilirseniz çok iyi kurumsal firmalara işe girme imkanınız çok çok yüksek olur. Veya isterseniz yurt dışında çalışabilirsiniz. Yani İngilizceniz çok iyi. C1 seviyesinde İngilizceniz var. Bu kursu bittikten sonra Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da iş bulabilirsiniz. Yani bu kadar açık net. Çünkü Türkiye'de olup Amerika'da çalışan, yani Amerika'daki firmalar için, Hollanda'daki firmalar için çalışan tanıdığım insanlar var GİS alanında. Yani bunun için bir sınırlama yok. Privat katılacak onlar için kurs hangi gün saatte olacak ve başlama tarihi söyledik onu. Serdar Hocam numarasını yazdı. Ücreti yazdı. Evet, cevap yeterli hocam. Katılımcı nasıl 48 yaş bu işin ne kadar ümit verici? Hocam yaşta ben Alman piyasası için söylüyorum. Belki Türkiye'de bu biraz takıntılı oluyor ama benim burada gördüğüm şey şu. Siz kendinizi ne kadar hazır hissediyorsunuz? Ben bu işi yaparım diyor musunuz? Masa başında durabilirim diyor musunuz? Çünkü örnek veriyorum hafta sonu kursları cumartesi 4 saat, pazar 4 saat, hafta içi mentoring 3 saatti ve 2,5 saatti. Arkadaşların kendisine en az bir hafta içi minimum 8 saat veya 12 saat kendi başına tekrar yapması ve grupça arkadaşlar tekrar yapması lazım. Yani kendi aralarında. Bu bir zorunluluk değil. Kendilerinin kararıyla yaptıkları bir şey. Bunları yapabiliyor mu diyorsanız buyurun gelin ama yeni kursumuz hafta içi olacak. Hafta içi yani bu kurs için söylüyorum. Akşam saatlerinde olmuş olacak. 18.30 veya 19.22 arası hafta içi 4 gün olmuş olacak. Eğer bunu yapar bu tempoya ayak uydurun diyorsanız buyurun gelin. Yaş 48 çok sorun değil. 48'den daha yaşça büyük olan bu işte çalışan bu kursa çalışan arkadaşlarımız var. Hocam 4 gün demişken arkadaşlara 5. gün soft skill ve dil olacak arkadaşlar. Bu Evet. şekilde düşünüyoruz. Ondan dolayı 4 gün olarak aktarıyor Kasım hocam. Başka bir soru galiba
Şu anda hafta sonu kurs düşünmüyoruz hocam. Şu anda yok daha doğrusu. Fakat ne kadar talep olur bilmiyorum. Bu taleplerinizi de bir değerlendireceğiz. Özellikle ama hafta içi vermek istiyoruz. Daha kapsamlı, daha efektif yapabilmek için. Evet, ben telefon numarasını ve ön kayıt linkini bıraktım arkadaşlar. Gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz. Kursun tam olarak Hocam ertelenmeyeceğini. önemli olan noktayı onu bence vurgulamak lazım. Ya size irtibat kursunlar ya da Eurotech Study'nin sayfasında hemen göstereyim ben isterseniz. Veya siz gösterirseniz orada başvuru kısmında başvurmalar lazım. Size Dersler kaydediliyor arkadaşlar. Sonrasında tekrardan dersleri izleyebiliyorsunuz. Python'la ilgili bir arkadaşımız soru sormuş. Gerçi cevap vermişsiniz. Modül olarak alabilirsiniz demişsiniz. Biraz önce konuştuğumuz formatın haricindeki her şey için irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Normal bu bizim standart hale getirdiğimiz programımız. Privat katılımlara ve job center'lara. Onun haricindeki her ekstra değişiklik, her ekstra taleple alakalı mevcut Eurotech Study'nin sitesinden bize ulaşabilirsiniz. Sayfaya girip hocam şuraya apply now deyip buradan bilgileri girdikten sonra size çok rahat arkadaşlarımız ulaşmış olurlar yani. Şuradan ad, soyad, bilgiler girildikten sonra geri kalan süreç kendinden ilerlemiş olur. Ha. Yani de ön kayıt yapmak istemiyorsanız GetInfo tarafından da arkadaşlar GetInfo kısmından da bize soru sorabilirsiniz. Oradan da sorduğunuz sorulara ekstradan cevaplar verilebilir. Ek olarak ben numaramı da bıraktım. Direkt oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sorularınız olursa bekliyoruz. Kasım Hocam, Halil Bey, son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa ardından kapanışa Evet. geçebiliriz. Buyurun Kasım Hocam. Arkadaşlara katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Soruları varsa biz buradayız. Yakın zamanda yine ikinci bir tanıtım programı yine yaparız. Orada yine sorularınız varsa veya da bu arada varsa ulaşıp sorabilir. Katıldıkları için arkadaşlara teşekkür ederiz. Şöyle yapabiliriz hocam isterseniz. Gelecek hafta pazar günü sadece soru cevap olarak bir tane organize edelim şimdiden. Arkadaşlar buradaki arkadaşlar da bilmiş olsun. Orada ne anlatılacak, nasıl yapacak bir şey formatımız olmasın. Resmi bir formatımız olmasın. Arkadaşların sorularına cevap vermiş olalım. Tamam. Teşekkür ederiz Serdar Hocam. Başka soru yoksa arkadaşları uğurlayabiliriz. Evet, şu an yok gibi. Varsa da ben bekliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese mutlu hafta sonları dileriz. Kendinize iyi bakın. İletişim bilgilerimizi buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Kaydı durdurabilir misiniz Serdar Bey?